tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Yani artık zamanı geldi. Biz dedik onu bir tasdikleyelim. Dört haftadır buradayız. Dört haftadır üçüncü liderliğe gidiyoruz. Öyle diyeyim yani. Öyle de demeyelim peki. Çok iyi. Liderdeki kırmızı ton da tamamen kaşlarınla o kadar uyumlu ki. Mavi olacağını bilmiyor muydun saçını? Hayır. Gerçekten saçına mavi çok yakıştı. Sen beni mi denedin? Bak saçımın rengini güzel yaparsan kopmasına o kadar kızmayacağım söz. İlk saçını yaptığım insan da hala benimle konuşur. Son yaptığım insan da. Son da benim. Böyle kendimi başa dönmüş gibi hissediyorum. Biraz moralim bozuk şu an. Heyecanlı dakikalar başlıyor sevgili seyirciler. Şu anda çığlık atmak istiyorum. Bugün makyajı yetiştiremedim. Ben aynı şeyi söyledim de yetiştirseydim. Biz hepimiz yetiştiriyoruz diyorsun. Çok beğendim. Makyajdan anlamadığın o kadar belli ki. Sen o kapasitede değilsin bana mesleği bırak falan diyebilecek. Haddini bil. Biraz moralim bozuk şu an. Al yanına bir tane su. Git o saçın dibinden sonraki yerini bir çek. Şu an saçta kopma yok. Mesleği bırakırım. İddiamı bu kadar da koyarım ortaya. Saç dipten kopuk zaten abi. Biz kuaförler... Görmüyor musunuz abi? Görmüyor musunuz? Kaşlarımı çok beğendim. Kaşlar ikiz değildir. İki kız kardeştir. Sonuçlar elimde. Çok heyecanlısınız biliyorum. 10 bin liralık büyük ödülün sahibi. Haftanın birincisi. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana baksın. Merhabalar efendim, Show TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin'e hoş geldiniz. Nasılsınız? Bomba gibi, çok iyiyiz. Harika. Harika. Rengarenk, top dolu, neşeli, eğlenceli, oynak, arada tartışmalı. Güzel bir hafta geçirdik. Dört takımımız kıyasıya yarıştı. Saç tekniklerini ve makyaj maharetlerini her gün verdiğimiz konseptlerle konuşturdular efendim. Jürimiz Sebile Ölmez ve Adnan Serter kıymetli yorumlarıyla değerlendirdi. Merhabalar efendim. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Hafta sonuna hazırız. Hazırız. Bu haftanın en önemli olayı sizce neydi? Şimdi benim için yeni ekip arkadaşlarımızdan Mustafa'nın o bakışlarıyla müşteri etkilemesi benim için en önemli şeydi. Ama modelli etkileme konusunda zayıf kaldı. Artık onu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Vallahi çok şey oldu bu hafta biraz. Ama galiba beni en çok şok eden Melisa'nın mutluluktan ağlamasıydı. Değil hani mi? Burada ben eyvah kız saçları gitti diye ağladı derken yani inanılmaz yükseldi. Kuaförünü inanılmaz yüceltti. Duygusal anlar yaşadılar ve çok etkilendim. Centilmenliğiyle puan kazandılar. Saçlarını kestirirken ağlayanlar daha kestirmeden ağlayanlar oldu sevgili seyirciler. Bakalım bugün bizleri neler bekliyor? Güzel şeyler bekliyor. İyi şeyler bekliyor. Ben bir şey göstermek istiyorum müsaadenizle Gözde Hanım. Tabii. Biz Uğur'la biraz çalıştık. Yani artık zamanı geldi. Biz dedik onu bir tasdikleyelim. Şöyle ilk önce bir ağır çekimde gösterelim. Algılamaları biraz yavaş olabilir arkadaşlar. Kendi kendinize nasıl bir isim koyuyorsunuz ben anlayamıyorum. Daha, bir kere gösterdiniz. Geçen hafta hangi ligdeydiniz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz... Bir ay oldu. Dört haftadır buradayız. Dört haftadır üçüncü liderliğe gidiyoruz. Evet. Lütfen yani. Ben kendisi... yoktum siz vardınız. Öyle diyeyim yani. Öyle de demeyelim. Çok iyi. Biz buranın ev sahibiyiz artık yani. Şöyle bir masamızın önünde. Biz o mu patron bey? Bence öyle düşünmeyin. Kendi kendinize isim koyuyorsunuz. Böyle bir şey olamaz yani. Bu bizim hak ettiğimiz bir gerçek. Yani ödüller kendi gitmiş, madalyalar gelmiş. Birinci şimdi... belli. Artık bugünkü çekimde... Kendimizi İkinci hak kim onu bileceğiz. Çıkaralım ortaya. Ama siz onu göremeyeceksiniz. Siz savaşa gelmişsiniz. Kuşanmışsınız kamuflajları. Ha evet. Yeleklerimizi giyip geldik bugün. Hücum yeleklerimiz üstümüzde. İkincilik için güzel mücadele edin. Bence de. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Çok çalışın bugün. Tamam biz çok çalışacağız üçüncü zaten. Üçüncü olmayın. Hepinize söylüyorum. İkincilik de bir başarıdır sonuçta. Yani geçen hafta yetinin ikincisi yani. Oldunuz değil mi? Biz varken birinci olamayacağımız için. Geçen hafta başarılıydınız.
Evet. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Savaşı bir kenara bırakıyoruz. Şu an gene sevgi pötürcü olmak istiyorum ben. Genelde beni böyle vahşi, kaktüs falan diyorlar ya bana. İki gün önce ben bütün arkadaşlarıma birer emoji dağıtmıştım. Size böyle 10 tane kalbi bir arada yaptırmak istedim. Ama biraz daha büyüğünü yaptırdım. Eğer kabul ederseniz bütün arkadaşlarım adına bu kalbi size vermek istiyorum. Teşekkür Hep ederim. Hep böyle kalbimizin bir köşesinde yeriniz olsun diye. Çok teşekkürler. Sizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Çok memnunum. Siz benimle beraber aynı gün katıldınız evet, yarışmaya. Ve bize şans getirdiniz. Bakalım size şans getirecek mi bu durum? Umarım getirir. Ama bugün bir şansımız daha var efendim. Ben kendimi tutamayacağım, hemen söylemek istiyorum bunu. Çünkü sabah stüdyoya geldiğimde o kadar şeker bir surat beni karşıladı ki harika, heyecanla arkada bekliyor. Modellerden sonra belki ikna eder, kendisini yanımıza alırız. Hazırsanız modellerimizi davet edelim. İlk olarak Hayat ve Özlem'in modeli Fethiye geliyor efendim. İki makasaz, bir de tarar, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kullan, sensin, sensin. Merhaba. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. 5 gün geçirdik beraber. Nasılsın? Alıştın mı bizlere, saçlarınla bu kadar uğraşılmasına? Size çok alıştım. Kuaförlerimize alıştım, model arkadaşlarıma alıştım. Şimdi ayrılığın şeyini yaşıyorum biraz. Ya. Evet. Saçlarıma alışamadım bir tek. Saçlarına da alışacağım. Onlara da alışacaksın. Hafta sonu o kadar güzel gelecek ki sana onlar. Teşekkürlerini göndereceksin eminim ekibine. Bakalım bugün neler olacak. Seni masanın yanına uğurluyoruz. Teşekkürler. Bak, hayat böyle bıraksaydı işte kabartsaydı, evet. kabartsaydı. Çok güzeldi hocam. Bugün güzel bir renklendirme yaparsa bu saç daha da güzel durur. Suat ve Ceyda'nın modeli Ece gelsin. Bir de tarar, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin. Vallahi olmaz Ece böyle. Nasıl? Kuaförüm sensin programındasın, diplerin çıkmış. İşte kuaförüm boyasın diye. Hala böyle geziyorsun yani 5 günün sonunda. Arada kıstırsaydın şu evet. Dipleri bir hanetlere yani diye. Yok yani elinde sonunda boyanacağını tahmin ettiğim için hiç ellemedim. Nasılsa bugün kurban gibi o koltuğa oturacağım. Programın sıkı takipçileri, konseptleri de evet. Yakından takipte efendim. Bakalım saçının bugün başına ne gelecek? Ne gelecek? Merakla bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Gidin bir konuşun bakalım belki. Hadi ben bir gideyim, anlaşmaya başlarsınız. Bu uzun yüzlü değil mi Adnan Bey? Uzun yüz. Ya aslında bu... Olay değil. Şimdi baktığım zaman ben böyle üçgen görüyorum bu kızın yüzünü. Ama böyle alnını açınca ovale doğru gidiyor. Yani uzuna doğru gidiyor biraz. Bak çene çok şey görüyor musun? Ha çene üçgen ama evet. Yüz uzun. Hı-hı. Hangi kategoriye görüyoruz? Ya aslında oval değil. İşte bu, bölgesel çalışma. Çene kısa şeye göre. Çene kısa tabii. Alnına göre kısa. Hı-hı. Beyler modellerini bekliyor. O zaman Mustafa ve Tuna'nın modeli Melisa geliyor. İki makas az, bir de tarar, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin. Kesmediler, kesmediler yaşasın. Ama çok da güzel oldu. Ama çok da güzel oldu ya. Ucundan azıcık. Olsun, önlerden de biraz daha fazla alındı ama. Evet, ne güzel dans ettin sen öyle ya. Teşekkür ederim. Ne güzel dans ettin. Belki bugün finalde de birinci olursanız ortaya atarsın kendini, kabul mü? Tabii ki, eğer partnerim de olursa tekrar neden olmasın? Tabii ki, seve seve. Peki. O zaman seni masana uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Uğur ve Dileğin modeli Demet geliyor. Bir de tarar, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin. Hoş geldin Demetciğim. Merhabalar, hoş bulduk. Her gün en çok hoşuma giden kısım. Daha saça başlamadan, makyaja başlamadan önce Uğur'u görüyorum, Dileği görüyorum. Orada bir hijyen çalışmaları başlıyor.
Evet, çok saygılılar. Gerçekten ayrıca teşekkür ederim. Dikkate aldılar söylediklerimi. Efendim, ve yapıyorlar. Demet, takıntıları konusunda çok takıntılı. Evet. Rica etti ve kuaförü ve makyajı da bu konuda çok hassas. Çok özenle çalışıyorlar. Bakalım bugün haftanın finalinde aynı özeli saçına ve makyajına da gösterip yine sen onlara yardımcı olabilecek misin? Bilmiyorum, gösterecek bakalım orada. Bakalım, bugün biraz riskli. Çok oldukça. Peki. Görelim bakalım neler olacak, seni masana uğurluyoruz. Uğur, o sinirli anlarını da unutmayacağız. Harika bir VTR hazırlamıştı efendim ekibimiz. Uğur sinirlenince nasıl oluyor? Çok güldük, çok eğlendik. Gerçi sinirlenince pek gülmüyoruz ama. Çok spontane geliyor. Video aklıma geliyor da gene gülüyorum. Çok spontane gelişen bir durum. Yani... Ya ben bir daha izlemek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten ben Uğur'dan programa gelmeden baktığımda çok korkmuştum. Acaba bağırınca ne yapacağım, benim elim ayağıma karışır diye. Bakın ne oluyor. İzleyelim. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben Uğur Yıldız, bak bunu herkes bilir. Sen kimsin? Gel buraya! Gel buraya! Tesbih benim dünyam. Çok güzel bir terapi. Çok güzel bir terapi. Nasıl oluyordu? Gelme ya. Ya. Orada sanırım. Böyle utanırsın arkadaşımızla. Bize böyle bağırırsan, kızarsan. Arkada prensesimiz korkmuş mudur bu seslerden? Onu korkma. Alabilir miyiz yanımıza? Rejimiz izin veriyor mu efendim, yönetmenimiz? Aa, gelmiş bile, gel. Prensese bakar mısın? Ya yürüyüşe bak. Senin gibi yürü. Gel bakalım. Merhaba. Merhaba. Suat, senden bu kadar nazik bir prenses beklemiyordum açıkçası. Babası da nazik ya, öyle değil mi? Evet. Ben de evet. Çok şaşırdım şu anda. Ay, siz üzülmeye var ya zaten. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adını öğrenelim mi? Öğrenelim o zaman, hadi söyle bize adını. Ceylin. Kaç yaşındasın? 5,5. En çok nereyi seviyorsun? Antalya'yı. Ceylin, saçlarını babana taratıyor musun? Şöyle duştan çıktıktan sonra güzel güzel kurutuyor mu baban? Evet. Örgüler örüyor mu saçına? Bugün ona şans getirecek misin? Evet. Yarışmamızı izliyor musun? Evet. En çok hangi takımı seviyorsun? İtiraf et, baban dışında. Var mı? Trabzon'da. Hangi yarışmacıları? Trabzon. Hangi yarışmacıları seviyorsun? Bu mu? Orası mı? Kim kazansın? Hadi söyle. Evet. Söylemeyecek. Söyle. Ya. Başka yok. Ya. Hadi o zaman babana şans getir. Ona kocaman bir öpücük ver. Eğer istersen şurada buradan. Bir tane koltuk var. Oraya da oturabilirsin. Yanıma mı geleceğim? Yanıma geleceğim. Ya. Heyecanlandım. Yerim seni. Canla. Renkli bir gün olacak dedik efendim. Evet, aramızdan biri ayrılacağı için karalara bağlayacağız ama cumayı mümkün olduğunca renklendireceğiz. Evet. Anladığımız herhalde haftanın konseptini, değil mi? Bu boya mevzusu çok eskilere dayanıyor efendim. Kadınlar niye kafalarını renklendirmek istemiş anlamadık. Bakalım bugün modellerimizin hayatlarının hangi renge ihtiyacı var? Yani günün konsepti boya efendim, renklere bulanacağız. Belki kafayı tamamen boyayacaklar. Merak ediyorum, kestirmeye kolay kolay ikna edemediğimiz ama bir kadına ne kadar renk kazandırmaya ikna edebileceksiniz? Renklendirme işlemi için 2 saatiniz olacak. Kadınlara kazandırdığınız yeni rengi en uygun makyajla tamamlamak için de sadece 25 dakikamız olacak. Aa, çok az değil mi? Boya kesim. Bir kuaförün kendini gösterdiği en net... En net noktadır. Benim için öyle. Bakalım bu hafta hangi renk kazanacak?
25 dakika içerisinde en uygun nasıl makyaj yapılacak? Görelim bakalım. Parmaklar kışınmaya başladıysa, ısındıysanız saymaya başlıyorum. Hızlanıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Süre başladı. 15 volümle dipleri platin yapacaksın. Var mısın iddiaya? Diplerini platin göreceğiz. Ne alacağım karşılığında? Adnan Hoca'nın makasını... Adnan Hoca'nın makasını alacağım. İddiaya ben de giriyorum. Rose Gold temeli böyle mi başlar Suat Bey? Abi beni bir rahat bırakın. Yani görmüyorum zaten saçımın olduğunu. Sıkıldım hepinizin yorumlarından. Yeter yani. Adnan Bey, fethiye nasıl bir renk gider sizce? Belki balyajlarla uçlarını açar, canlandırır. Belki dip tonunu böyle daha sıcak bir çikolata yapıp uçlarına böyle bakır balyajlar, böyle bronz tonlar atabilir diye düşünüyorum. Siz olsanız böyle mi yapardınız? Ben öyle yapardım onu. Ten rengine gideceğim ve kolay kullanacağını düşünüyorum. Ve kıvırcığını da daha güzel gösterir. Fazla açık renklere gitmem, kıvırcıkları da bozulmasın diye. Diplerim çıkmış bayağı. Evet, diplerimi eşitleyeceğim. Sizden ışık atacağım saçlarına. Bugün kendini çok havalı hissedeceksin. Sana doğru yoğun bir ışıltı istiyorum. İçten gelen bir ışıltı da istiyorum. Israrın gözlüyorsun. Topladığın zaman daha yoğun bir. Şimdi sombre tarzı bir saç yapacağım diyorsun ama ben aralarında daha açık ışıltılar görmek istiyorum. O açık ışıltılar için vaktimiz yok. Saçımı çok yorarım. Yüksek volümle girmek zorunda kalırım ki ben bunu tercih etmiyorum. Saçımı yakmanı istemiyorum. O yüzden saçını en... Çünkü hem kalın telli hem inatçı bir saç. Bu yüzden 2 saatimiz olduğu için en sağlıklı şekilde en şık bir görüntüye sağlam. Biz senin saçını önce ne yapacağız? Bir, diplerin o koyu kısmı alacağız. Zaten arkadaşlarla iddiaya girdim. Evet. Yani onlara ders vereceğim bugün. Ondan sonracıma sana uç nokta bir renk. Turuncu gibi pembe. Hayır. Genelde şöyle söyleyeyim, böyle gül rengi olur ya hafiften. O tarz sarıyla bir renk. Sarıyla karışmış hali. Sarıyla pembenin karışımıdır. Tam dip bir renktir. Hani 5 dakika fazla bekletirsen pers pembe... 5 dakika az bekletirsen hiçbir şey belli olmaz. Ayarlarsın değil mi? Ya zaten gözüm kapalı ayarlayabilirim. Onda sıkıntı yok. Sana çok güzel bir ombre tekniği çalışacağız. Güzel bir ombre tekniğinde yumuşak düşüşler vereceğiz. Doğal geçişlerde... Şurada anlaşalım. Dünkü kesimde asla benim istediğim olmadı. Boyamada lütfen benim dediklerime önem vererek. Her cümlem benim için çok önemli. Demet... Nasıl bir renk yakışır? Tamamen sürpriz. Orada soğuk tonlar olması lazım. Ki uçlarda zaten eskiden böyle bir ince ince böyle gölgeler, soğuk tonda röfleler var. Onlar bilmiyorum. Mesela ben oraya bir koyu bir kızıl yaparım. Peki o zaman şimdi renklendirme için hazır mısın? Bana inanıyor musun, güveniyor musun? Yani yenilik konusunda ne kadar açık olduğunuzu bildiğim için güven vermiyorsunuz. Ben korkuyorum. Lütfen güvenin. Dün de böyle başlamıştık ama. Ön kısımlardan bloklar çalışacağım. Yani buraları biraz sarı göreceksin. Aralara da kendi saçlarını bırakarak ombreler yapacağım. Yani daha açılmış gibi evet, olacak. Evet, aralardan açık renkler olacak. Tabii ki doğal olacak. Bunların geçişleri falan hiçbir iz olmadan göreceksin. Tamamen doğal ama aynı zamanda da yapılmış ve çok mükemmel bir saç olacak. Melisa bana şey dedi. Hiç saçlarına dokunulmadığı için ben aslında dedi turuncu ve şuraya kadar yani kestirmeyi göze alıp geldim. Turuncu yapılmasını istiyordum dedi. Yani istiyorum, hayalimde öyle bir saç var. Acaba şey dinleyecek mi, ona yakışır mı turuncu ona? Turuncu ona çok yakışır. Zaten çok değil mi saçlara doğru yakışıyor. İçinde zaten sıcak renkler var. Okey, o zaman başlıyoruz. Başlayalım ama başlamadan önce bende ufak bir jest var. Aa. Madem dün bana kıyamadınız, ben de kendimce bir şey hazırlamak istedim. Aa. Umarım beğenirsiniz. Siz burada sevgi seni. Evet. Evet, biz sevgi putacı olduk burada. Modelim bana bir hediye almış. Çünkü ben saçımı doğrusu... beğenirsem. Yaptım. El emeği kendisi var. Yapmış. El emeği var. Evet. Gerçekten çok duygulandım şimdiden. Çünkü ben hediyeyi severim ama el emeğini ekstra severim. Böyle bir şey... Gerçekten. Kısa bir sürede bu kadar oldu. Sadece bir günüm vardı. Süper. Baş harfin. Evet. Kendimce elimle işledim. Uğur Bey. Mustafa evet. Bey. Evet. Sizinle bir iddiaya girmiştik, hatırlıyor musunuz?
İddia evet, hatırlıyoruz. İddia neydi? Hani 15 volümle açarsın açamazsın. Evet. Şimdi açarsam. Hayır hayır ben değil. Var mısın iddiaya? Neydi bu iddia tekrarlayabilir miyiz? 15 ya da 20 volümle. Ben hayır 20 yok. 20 yok. 15 volümle dipleri platin yapacaksın. Tamam. Tamam mı? Ama renk yapmayacağım platin. Açmayı yapacağım. Diplerini platin göreceğiz yıkamadan tamam. Önce. Okey. Sarı istemeyeceğiz. Ne alacağım karşılığında? Altın tespihimi koyuyorum ortaya. Yok ben tespih sevmiyorum. Bir kuaföre tespih yakışmıyor. Ya benim makas. İçin bu çok değerli. Makas. Bu benim için çok değerli. Benim için de Adnan Hoca'nın makası değerli. Yok onu olmaz. Makası alacağım. Adnan Hoca'nın makasını iddiaya koymam. O zaman makassa... Adnan Hoca'nın makasını Diktaş alacağım. Diktaş makasımı... İddiaya o makası koyuyorum. İstiyorum ben hayır. İddiaya gidiyorsan o makas. Benim için kendine önemli. Mi güvenmiyorsun? Yok ben makası istiyorum daha ne açık açık iddiaya koyuyorum ortaya. Burada bu var. O makas ya. Ya bir sürü makasım var. Önemli olan Adnan Hoca'nın makasını al. 15 volümlü olacak iş değil o. Göreyim ben de. İddian sen de makas mı koyuyorsun ortaya? Ben İstediğini makas al. Koydum. Sorun yok benim gözüm kapalı. Tamam. İddiaya ben de giriyorum dermişim. Ya, 15 girmiyorum ama platin yapacaksın. Okay. Ama yaparsan makasın cepte. Yapacağım. Peki 15 volüm kullandın. Ama tam platini yapacağım göreceğiz. Hocam. Nasıl? Platini yapacağım 15 volümle. Net olay. Makas cepte o zaman sıkıntı yok. Mustafa Bey 5 farkı bulur musun? 5 fark mı? Mikrofon var. Ruj var. Evet. 5 fark var. Suat Bey. 5 fark var mı? Benim gözüme mikrofon ve ruj çarptı. Arkafondaki ışık değişmiş herhalde değil biraz. Değil mi? Bir ufak onun yansıması var. Bir de fön sizin, çekmiş fön. Sizin yaptığınız evet. Eleştirilere ne bunu yapmıyorsunuz? Evet, lütfen. Arka ekranda aradaki 5 farkı lütfen bulalım. Ben bulamadım çünkü. Bir mikrofonla kulaklık çarptı. Ruj var ruj. Ben. Ruj değişmiş. Evet ruj. Ruj. Ben artık gerçekten cadı silah oldum. Ne oldu? Cadı silah oldum. Ne senin? Cadı silah. Cadı silah. Ne renk olacaksın? Ben daha doğal bir şey istedim. Mesela? Yani sombreler. Sombre olsun. İstiyor muydun hiç? Daha önce kullanmıştım. Ha kullanmıştım. Kendim boyamıştım. Yok onu kuaförde boyattırdım. Dün modelimi biraz üzdüm. Beni çok üzdüm. Biraz üzüldüğü için de ben üzüldüm. Ama... Bugün dedim boya da istemeyecek herhalde. Merak ettim geldim ama... Ya boyadan yani çok sıkıntısız bir insanım da kesin benim ben ona bugün için sürpriz yapacağım. Pembe hayat. Çıkaracağım. Hayat Hanım. Neden modelinize kuru kuru kurabiye yediriyorsunuz? Bir meyve suyu ikram etsenize. Hiç cömert değil. Kan şekeri yok ben modelimi çok düşünüyorum. Başladığım gibi bir şeyler rica ediyorum buradan getirsinler diye. Şu an direkt tatlıya yüklenirse kan şekeri yükselebilir. Bir su ver, bir meyve suyu ver, ne bileyim bir çay İster ver. İster misin? Sen kendi modeline hiç ikram ettin mi? Ben modelime kahve bile söyleyebilirim ya. Nasıl içiyorsun kahveni? Sever misin kahve? Severim tabii. Evet, benim özel bir kahvem var kulisinde. Sadece kendime özel, dükkanında da bunu içiyorum sadece. Nasıl olsun kahven? Manevi değeri olan şeyler bize de ekip ruhunu, başarısını kazandırıyor. Evet. Tavsiyenizi uyarım. Orta mı olsun kahve? Sade. Fethiye'nin yüz ifadesi her şeyi anlatıyor şu anda. Fethiye'nin yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Kim bilir çok neler şaşkın, gelecek çok şaşkın, meraklı. Evet. Ve kendi elleriyle kesiyor bu nevi, kendi hazırlıyor şu anda. Neyi kesiyor? Paketleri mi kesiyor? Paketleri, evet. Ben hazırlamıştım hepsini. Burada hazırladım beklerken. Sen Siirtliydin değil mi? Evet. Burada iki Siirtli fazla dostum. Ben burada bunu fark ettim. Buraya ikimizden biri fazla. Aa sen de Siirtliydin değil mi? Evet. Gerçekten fazla. O yüzden buraya gidenin de gelenin de... ...buradan gidenin de kararını ben verdiğim için... ...bu yüzden tek tek... Eyvah. Kafası yanıyor. Pardon, pardon. Eleneceksiniz. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben Uğur Yıldız olarak. Sen kimsin? Ben sen burada... Sen kime edebiliyorsun? Aynen, ev sahibiyim. Hayırdır? Programı senin üstüne mi kurdular? Biz mi bilmiyoruz? Ben burada patronluğumu ilan ettim. Burada patron yok. Ben burada... Burada patron yok ha. Burada sanatkar olması lazım. Artık bunu tartışmayın arkadaşlar. Ben geldim. 5-5'le patronluk olmuyor kardeş. Burada bir patron varsa o da benim.
gerek centilmenliğimi... Ay hepiniz gerek, patron olun, ben gerek eleman olayım. Beyefendiğimi... Sizin yaptığınız işlemlerde hiçbir iddia görmüyorum ama geldiğinizden beri patronsunuz. Modellerin yani, de sesi çıkmıyor, ne bence, yapıyorsunuz? Bence siz daha fazla konuşmayın orada. Ben mi konuşmayayım? Tamam, finalde görüşürüz. Mustafa Bey, siz boştasınız. Bir saçımı kontrol eder misiniz? Platin olmuş mu? Şu an açmadık hacı. Niye yıkadın? Fazla dayanamadığı için yıkadım erkenden. Ya, o zaman makası kazandım. Makası kazanmadın. Kazandım. Ben bekletemedim. Tek partide platin yapacaktın. Arkadaşım bekletemedim saç, anlamıyor musun? Bekletseydin abi, bana ne ya? Ece Hanım, siz bana ne dediniz? Yıkayalım dediniz. Ben doğru dayanamıyorum. Oho, Ece Hanım yıkayalım dedim. Melisa kesmeyelim dedim. Ece Hanım dayanamadı. Bu saçın beklemesi lazım. Tamam, doğru olanı yaptın. Bunu yapmakla doğru olanı yaptın ama bunu senin düşünmen lazımdı. Saç dibini açıyorsun çünkü. Arkadaş, ortamın şu an sıcaklığını, bu saç 9 ton açıldı. Ortamın sıcaklığından bahsediyorsun. Bak, şu an bu saç 9 ton açıldı. Tamam mı? Kalan zaten 4 ton var. Bir de bunun için cilası var. Bence hiç benimle yarışmayın. Neyse, burada bir gerçek var ki iddiayı kaybettin. İddiayı kaybetmedim, hayır. Kesinlikle kabul etmiyorum. Kopuyorsa bana söylemeyin. Kopmaz. Yıkarken kopuyor. Pişmaniye oldum şu an. Islakken çek abi. Koparmam ben saçı ya. Islakken bak. Okey, yıka. Yak, bak. Ben hayatımda saç kopartamadım ya. Bunu İnşallah anlamıyorsun. Bugün yapmazsın bunu. Bu saç... Kopmuyor. Gitti. Bu saç kopmuyor abi. Çekeceksin böyle. Yapma onu, yapma. Suat'ın saçında kopma olabilir mi? Olmaması için o kısma dikkatli sürmüş ama... Kopmuyor, sen nasıl bilir misin? Yok yok, karamadan. Kopma dediğin olay esneme olur yani, tabii. Biliyorsun değil mi? Yandığı zaman. Uçlar bizi ilgilendirmiyor, o bağlantı noktası ilgilendiriyor. Uçlar ecanımın geldiği saçı. Yapmadım ki, boya yapacağım saça daha. Ece nasılsın? İyiyim şu an, çok iyiyim. Maşallah sana. Al abi. Saçın kopmuyorsa daha iyi olsun. Sana bahsettiğimiz olay bu işte bak. Yani. Abi ben dibini açtım, farkında tamam, mısın? Tamam güzel kardeşim, bu bağlantı noktası işte. Daha bağlantı noktasına bir şey yapmadım. Daha boya yapacağım, o yüzden bence uzatma. Güzel kardeşim. Bu saç burada siyah çıktı ya. Evet. Sonra burası platindi. O platinin bağlantı noktası olan yere katıyla çatıladığın için Uğur geldi. Uğur Bey, bir daha açılacakmış bir de. Uğurcuğum. Bence yapma. Kesinlikle. Bak. Burası Ece Hanım'ın kendi saçı. Ben buraya ilgilenemem. Şuraya bakıyor musun? Şurası abi. Benim için burası önemli. Şurası, şuraya bakıyorsun değil mi? Şu arada fark yok. Al abi. Bir daha. Açma. Daha açmayacağım zaten. Yok, aç. Boya yapacağım. Açma yapmayacağım. Tamam, boya. Bu durumda 11 tonu göremedim. Açma. Kesinlikle açmamalısınız Suat Bey. Açmaması için bir imza kampanyası toplayalım mı? Sakın açma. Kendisi de o karara vardı. Açmamaya karar etti. Makası kaybettin. Kaybetmedim. Abi kaybettin, 11 ton yok orada. Bana sesini yükseltme ensemedim. 11 ton yok. Tamam mı? Bana 11 ton değil miydi abi kararımız? Abi bekletmedim saçı, neyin kafasındasınız siz ya? Bekletseydin abi bana ne? Bayan dayanamadı, canım yanıyor dedi, yıkadım, okey. Tamam. Tamam, açacağım mı bir daha? Daha açmayacağım. 11 ton nerede? Abi ne yapayım, ağlatayım mı kızı, yakayım mı saçı? Yapma diyor o da işte sana. Abi ağlatmayacağım, yoksa yaparım ya, niye yapmayayım? Bence de ağlatma. Son bir saatiniz arkadaşlar. Kalan süreyi iyi değerlendirmeniz dileğiyle. Son 60 dakika. Çok pardon, siz nasıl baktınız? Bu saç gayet kopuyor. Herkes bana kopmuyor dedi. Gayet elimde kalıyor şu an saç. Evet, kopmuyor dediniz. Siz de kopmuyor dediniz. Ha, saçın ilk hali anlamıyla aynı zaten. Hayır, gayet şu anda. Saçım böyle değildi benim. Ve hepsi gayet kopuyor. Saçın dibinde kopma vardı. Siz saçı hiç bakmadınız mı? Saçımın dibinde kopma vardı da daha vardı, fazla. Vardı, doğru mu? Vardı ama şu anda yenileri kopuyor yani. Abi, zaten ondan bahsettik ya. Biz açmasaydı açmaman çok daha iyi lazımdı o saçı.
kopuyor şu an saçım. Yani şöyle gösterebilirim. Hocam saçın buraları kopuk zaten. Onları görmüştük zaten. Hı-hı. Saçı şu an. Peki saçta ne var şu anda? Saçı şu an bakım var. Ha, ne tip bir bakım? Protein bakımı uyguladım. Bu açı şey boyayı sürerken tekrar hepsini durulayacak uygulayalım. Mısın? Kalacak mı? Hafif durulayacağım. Hafiften kalacak saçta. Kolay gelsin. Sağ ol. Tabii saç zaten kopuyordu. Yani ben normalde de öyleydi. Hemen kullanması gereken, yapması gereken şey limon tuzu ve sirke. Kopuyor değil mi yani? Evet doğru. İşte geçen işte hafta böyle, yaptığımız... Böyle çekince olmuyor. Onu böyle limon tozu yavaşça ve sirke çekeceğiz. Yapıp üstüne proteini sürecek. Kopmayı minimuma indirecek. Çekiyorum geliyor şu an. Saçım kopmuyor şu an ya. Ya ben anlamıyorum bu işten ya da siz bana böyle güzel bir... Yani ben saçımın eski halini biliyorum. Ben de biliyorum. Bu saçı görmüş bir insanım yani. Saçım için. Zaten evet kopuktu ama en azından saçımı çektiğimde saç gelmiyordu şu yani. Şu an saçın ıslak biliyorsun değil mi? Şu an evet işte. Şey, ıslak saç zaten esneme olur kopuyor. Yani. Normalde de oluyordu tahmin edebiliyorum yani saçında. Yani bu programa gelmeden önce benim saçım ıslakken kopmuyordu. Hayır. İlk boyandığında kopuyordu ama şimdi artık kopmuyordu. Şu an tekrar kopmaya başladı. Saçının koptuğunu düşünürken nasıl durabiliyorsun Nece? Hı? Saçının koptuğunu düşünürken nasıl durabiliyorsun? Ben olsam oturmazdım orada. Vallahi oturmazdım. Sen o saçla zaten oturuyorsan koptu bence. Artık ne değiştirebilirim ki? Yani. Kalkar mısın yerinde olsun? Şu an kalksam saçım ne renk onu bile bilmiyorum şu anda da. Yani kalksam ne olacak? Ya zaten koptu. Ay şey vardı küçükken, kalemlerin ucuna takardı. Böyle neydi? Saçları vardı. Evet, pişmane saçları vardı. Aynen. Şu an onlara benziyor. Turuncu. Espriler, şakalar yani. Espriler şu anda kendini görmek ister miydi bilmiyorum. Ben gülmüyorum çünkü turuncusun yani. Turuncusun şu an. Hangi renk olduğunu biliyor musun şu anda? Biliyorum. Ece, ne renk olacağından haberin var mı? Evet, var. Neydi olacağın renk? Rose gold. Rose gold. Rose gold temeli böyle mi başlar Suat Bey? Abi beni bir rahat bırakın. Yani görmüyorum zaten saçımın ne olduğunu. Sıkıldım hepinizin yorumlarından. Yeter yani. Kendi modellerinizle bu kadar ilgilenseniz benimle ilgilenmeniz kadar daha güzel işler çıkartırsınız. Burada en riskli durum şu an senin saçın. Benim saçı sen, bırakın sen abi. Sen kendi modelinle ilgilen. Bizim olayımız konti garanti. Tamam onları da göreceğiz birazdan. Okey. Rose gold olacak. Ben Ece Hanım'ın neyden rahatsız olduğunu şu an çok fazla anlamadım. Ece Hanım. Efendim evet. Neyden rahatsız oldunuz bu kadar? Size yapılan olumsuz bir eleştiri yok ki. Saçım zaten koptu, sinirliyim. Gelip gidip benim saçıma yok rengi şöyle, yok bilmem ne oyuncağına benzediler. Yok kalemlere takardık eski. Ama ne alaka abi yani. Değişim mi korkutuyor sizi? Hayır değişimle alakası yok. Ne kadar fazla yorum yapmayı seviyorsunuz hepiniz. Ama şu anda en yıpranmış... Tamam bir bitsin ondan sonra yaparsın. O senin saçın kötülüğün için bir şey söylemiyoruz sana. Bu uçların da hafif pembemsi renk vereceğim. Oo. Şu an turuncu gibi mi daha çok? Bak şimdi bak. Hayat. Efendim. Bak. Hop yapıyoruz. Turuncudan kırmızıya, kırmızıdan yeşile geçiş yapıyor arkadaşım. Renklerle oynuyorum ben şu an. Kırmızı oyna. Diye konuşmamıştık saat kırmızı şaka. Kırmızı gökkuşağı olarak çıkacak oradan. Adı yok o saç renginin. Adı yok, adı ben. Adı sen. Baş harfi ben. Baş harfi sen. Suat rengi. Suat kiritçi rengi yapıyorum size buradan. Ece Yıldız rengi yapsak. Ece Yıldız da Suat kiritçi rengi yapıyoruz. Bak saçımın rengini güzel yaparsan kopmasına bak, ben, o kadar kızmayacağım. Tamam. Yaklaşık 20 senedir bu işin içindeyim. İlk saçını yaptığım insan da hala benimle konuşur. Son yaptığım insan da. Son da benim. Herkes konuşur. Ben her saçın arkasındayım çünkü son öyle kaçma. Son şu an benim. Bakalım seninle konuşacak mıyım? Vallahi en son mankenimi hala arıyor. Teşekkür ediyor. Bu kokudan bu kadar rahatsız olan sadece ben miyim? Biraz genzi yakıyor. Evet yakıyor. Koku yapıyor. Peki Suat Bey neden yıkamasitinde boyamayı tercih ettiniz? Burada boyamak istedim. Orada boyamak istediniz. Evet. Tekniği var mı? Tekniği var, yani onu da söyleyeyim. Orada boyamanızın bir anlamı var mı? Var.
Önce zaten dip kısımlarını boyadım. Saç Hemen müdahale etmen gerektiği için mi? O da var zaten de. Artı saç mesela burada kol tabakası falan açık olduğu için direkt rengi hızlı bir şekilde alacaktı. Oryal'la açtığım için. O yüzden hızlı bir şekilde sürmek için burada tercih ettim. Anladım. Süreli 15 dakika oldu. Tamam, yıkayacağım şimdi. Yani hızlandırıcı bir durum yok o zaman değil mi? Hızlı dediğim boya normalde 45 dakika bekliyor, biliyorsun değil mi? Tamam, boya 45 dakika bekliyor. Yani daha pozisyonuna giriyor. Yani yarım saat öndeysem demek ki hızlıyım. Hayır, seri mahiyeti ben serilerde döküyorum, karıştırıp yıkıyorum. Bir dakikalık iş gibi. O cila oluyor ama farklı yani. Renge göre değişiyor. Ona yordum ben bir anda. Ya farklı canım. Doğumda gibi hissediyorum şu anda. Geçen günkü çocuğu şimdi doğuruyorum. Zaten bir doğum sancısı diyorlar yani. Evet, öyle oldu. Modelinin yüzü peynir gibi oldu. Çok merak ediyorum Fethiye Hanım şu anda durumundan ne kadar memnun. Bak ne kadar mutlu. Rengini görmüyorum ama saçımı yıkadığı için çok mutluyum. Sen hep mutsuzsun ama. Ben ama söylediğim gibi takıntılı biriyim. Yapılırken tedirginim. Bu Uğur Bey'e de yansıyor ama güzel idare ettiğini düşünüyorum. Ve burada verdiğim tepkilerle de hep memnun olduğumu dile getiriyorum. Bir siz böyle algıladınız sanırım ama neyse. Bugün güler inşallah. İnşallah. İnşallah, bunu ben de çok istiyorum. Hayatındaki ilk renklendirmesi. Güzel bir tecrübe olursa çok iyi olacak benim için de. Ceylin değil mi adı? Bizim ailede de var Ceylin. Küçük, daha küçük kızım. 2 yaşında. Güzel gidiyor. Bak ne yaptık saçına, turuncu yaptık. Güzel olmuş mu? Bebek saçı gibi olmuş. Değil mi? Barbie saçı gibi yaptık saçına. Görüyor musun? Oo, müthiş. Ceylin, sen beğenmedin mi saçını? Çok turuncu. Çok mu turuncu? Çok. Şimdi bunu bıcı bıcı yapalım değil mi? Hmm. Bıcı bıcı yaparız. Aman ne fazla. Bu ne? Şampuan. Ama elini çok sürme ki orada şey var. Boya. Boya var, eline görmesin, tamam? Hı hı. Fönü yetişemezse diye dalga düşünmüştüm ben. Onu da sen hayır, istemiyorsun. Yetişir. O yüzden fönsüz çıkacaksın galiba. Nasıl? Dağınık çıkacaksın yani. Gerçekten seni sevmek istiyorum. Sevmedin mi? Sevdim. Kesmek konusunda çok sevdim. O da nazarımız olsun. Öyle bir şey yok ya. Nasıl bir şey yok? Fönsüz dağınık. Ama yok, fön yetişemezse ben dalga yapıp... Dalga yapış ama saçında zor bir renk yapıyorum. Böyle gelişi güzel bir sombra yapmıyorum. Ama dümdüz bir fön daha en kolay, en pratik modellerden birisi. Senin saçın için değil. Bir gelişi güzel üstün körü düzeltmek var. Bir de bir fön çekmek var. Ama tamamen dağınık çıkmaktan üstün körü düzeltme o zaman. Ceylin çok turuncu deyince bir korktum. Çok mu turuncu? Bitmeden yorum. Dur bakalım. Çok turuncu değil ya. Ya eğer ki ben rengini beğenirsem ama fönsüz çıkarsam çok kötü olacak. Yani memnunken memnuniyetsizliğim olacak. O zaman da kendi ayaklarını sıkmış oluyorsun. Bunu siz yapmazsınız ya bana. Suat Bey, istediğiniz rengi aldınız mı? Evet. Roz göremiyorum. Şu an göremiyorsun çünkü saç daha ıslak. Son 30 dakikanız. Hızlansanız iyi edersiniz. Finalde son 30 dakika. Bak saçım ıslakken çok esneme yapıyor ya. Şu an kuruduğu zaman saçımda hiçbir şey yok, bilgin olsun. Artı saçına bakımı da sürdüm. 3 gün yıkama saçını. Bir gün olsun. 3 gün dokunma saçı. Şu an şuraya dokun fönlük kısmına. Var mı şimdi? Son çekilince güzel. Şu an şey olarak bakım da yapıyorum. Ya buralarım da kötü değil. Yani zaten böyle sert saçım. Buralarım kötü değil. Sadece dipten kopmalar görüyorum. Şu an o yok aslında. Şimdi komple bitirsem... Solacakmışım ya da solgun olacakmışım gibi bir korku da geldi. 7-24 makyaj yapmam gerekecek gibi. Biraz çok değil. Biraz makyaj istiyor sadece. Uğur Bey, ne yapıyorsunuz Uğur Bey? Taş tonu kırıyorum. Aa, kendi tonunu kıracak mısın? Evet. Gözden kaçırdın galiba, kırdım. Demet'in kaşları açıyor. He? Demet'in kaşlarını açıyor. Kaşlarını açıyor, niye?
Bilmiyorum. Demet zaten biraz tatlısı. Aynen, kızda biraz şey var ya. Kaşlarını açınca bilmiyorum ne tepki verecek. Bu sefer değişim uğruna beni harcamadınız değil mi Uğur Bey? Ben bunu hiç yapmamıştım ki. Kesimde yaptığınızı düşündüm. Sen kendine düşünüyorsun. Evet, şampiyon belli, ikinciliği bekliyoruz. Bakalım hangisi bitirecek ve hangisi ikinci olacak bugün. Uğur Bey, bitti mi boya işleminiz? Efendim? Boya işlemi bitti mi? O zaman tamam. Ama Suat Bey'in de bitmiş. Hayat Hanım kesinlikle yetiştiremez. Dünkü gibi yine hiçbir şekilde yetiştiremeyecek. Duymadım. Çok az zamanımız kaldı. Yetiştirebilecek misin acaba? Ben mi? Aha. Tabii ki de. Ben yetişmemeye alıştım ya. Dünden sonra. Şekillendirmede başarılısın. Sana şekillendirmeyle ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Ben kına gecesini, baby shower'ı çok beğendim. Söyledim zaten. Kesinlerde başarısız mı buldun beni? Kesinlerde gerçekten başarılı. Neye göre buluyorum? Bu boyayı da bugün söyleyeceğim. Kendi saçıma göre, neye göre? Bakınca sizdekiler gibi düşünüyorum. Size de o renk çok yakışıyor. Acaba diyorum bana da yakıştı mı? Acaba ne renk oldu? Evet. Şuradan uçlardan biraz ele veriyor ama gerisi nasıl bilmiyorum. Şunu bilmiyorsun tabii. Ya çok sempatik bir kız. Gerçekten alıp eve götüreceğim. Benim verdiğim hizmette ben bir kere bile saç yakmadım. Şu anda senin talebin daha açık bir saçtı belki. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç saç yakmadım demene inanmıyorum. Çünkü yani kuaförsün. İlla ki saç yakmışsın. Yani bu durumda girmedim kuaförün içine. Risk alıp yakabileceğimi düşündüğüm saçı açmadım. İki saatlik sürenizin sonuna doğru hızla yaklaşıyorsunuz. Sadece 5 dakikanız kaldı. Son 5 dakika. Burada 3 tane arkadaşımız var. Onların benden çok iddialı olduğunu düşünmüyorum. Sen de görüyorsun. Hiçbiri risk almıyor. Hiçbirinde bir risk görmüyorum. Mutsuz etmiyorlar. Mutsuz etmiyorlar. Ben de seni mutlu etmeyeceğim. Ben de seni bugün mutsuz etmeyeceğim. Çok mutlu çıkacaksın buradan. Merak etme. Final gününde, bu renkli cumada bakalım büyük ödülü kim kazanacak? Saçlar boyandı, son 1 dakikanın içindeyim. 5'ten geriye sayacağım az sonra. Sonra tuşlar yapılıyor burada. Bakalım yeni renkleri beğenecek misiniz? O sprey sesi artık kuş sesi gibi geliyor bana. Sayıyorum. Hazır mıyız? Son. 5, 4, 3, 2, 1. Makyözler gelsin. İlk adımda bir işi doğru yapmıyorsanız ikinci, üçüncü adımlar gelmez. İlla eyeliner sürecek diye bir makyaj asla öyle bir şey yok. Bu kadar zor bir saçı bu hale getirdiği için eline sağlık, teşekkür ediyorum. Çenelerin çok ciddi bir şekilde kontürlenmesini bekliyordum. Alnın buralardan yuvarlak bir şekilde kontürleyip alnına yuvarlak bir hat verilmesini bekliyordum. Teknik olarak eksik buldum. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? Tedirginim, çok gergin. Neden? İlk defa boyatıyorum ve ilk kez. Daha önce yeşil boyamadın mı? Yeşil. Diplerde kırmızı. Konuşmadınız mı orla? Hayır. Çok yakışmış. Marjinal bir renk olmasın demiştim ve kendisi de anlayış göstermişti buna. Allah Allah. Ama bir şey söyleyeyim mi? Uçlardaki yeşil göz rengini tamamen yeşil patlatmış. Şu anda ben ve gerçekten o diplerdeki kırmızı ton da tamamen kaşlarınla o kadar uyumlu ki. Şu an beni mi deniyorsunuz? Yani kısmen. Var mı yok mu? Espri o yapıyorum tam canım benim. Şaka yapıyorum. Başlayalım mı? Bayılabilirdim. Kapat gözünü. Dudaklarımı yaptığın şeye bakıyorum. Biraz yamuk çalışıyorsun dudaklarımda. Yamuk değil. Aslında sen dolgun istiyorsun. Alt dudağın dolgun. Üst dudağını... Düz bir çizgi çizmiyorsun yani çerçevede. Anlatabildim mi? Evet. Ona birazcık... Yani ona zaman ayır. Anladın mı? 5 dakikanı dudağıma ayırıyorum. Makyajı, evet, makyajı sona bırakıyoruz. Evet. Senin de dudaklar biraz dudaklar dolgun olduğu için. Dudaklar hemen şey oluyor. Ben diyorum ki mavi far kullanabiliriz tamamen gözün üzerinde. Olur.
Tamam, ben masmavi yapıyorum. Dudağına koyuyu koyuyorum o zaman. Oldu. Tamam. Yaptığın makyaj çok patladığı için kontur gözükmüyor. Kontur gözükmüyor. Bu sefer bugün biraz daha konturu yoğunlaştırırız. Evet, çünkü zayıf çıksın. zaten eyeliner kullanmayacağız. Daha farklı, uğraştım, daha kontür teknik. Bir şekilde. Evet, modumu makyajla düzeltmek istiyorum. Evet. Sana güveniyorum. Düzelteceğim. Makyajla modumu düzelteceğim. İnşallah. Ben gelirken sana bir hediye getirdim. Evet, bahsetmiştim. Evet. Eski zamanlarda kadınlara verilen bir hediye. Onlara daha... Onu ben düşündüm bulamadım. Evet. Şöyle bir kadına daha güzel bir hediye verilemeyeceğini düşünüyorum. Ben İddialı. Çok severek aldım. Bunu sana Beş vermek taşma. İstiyorum. Makyajdan önce hem güzel bir moral olsun hem de seveceğini düşünüyorum. Bir bakmanı isterim açıkçası. Takı seti değil. Evet, takı seti değil. Seveceğini düşünüyorum. Vay. Güzel, farklı bir hediye olduğunu düşünüyorum. Evet. Ayna. Evet. O yüzden bir kadına dedim. Kendinden daha güzel bir hediye verileceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Ama siz ekipçe beni fazla şımartıyorsunuz. Bence olması gerekeni sana havalanacağım, yapıyoruz. Sana egoist bir tip olacağım. Onu olması gerekeni yapıyoruz. Yani buraları ben de beğeneceğim gibi geliyor da şimdi bir sen öyle deyince biraz korktum. Yok, buralarında hiç sıkıntım yok gerçekten. Tamam, ben sadece şu an dibine takığım yani. Dibinde hani hayal ettiğim olmadı dibine. Normalde %40 volümle açıyorlarmış saçın dibini. Evet. Suat %15 ile açtı. 15 de çok düşük. Zaten bir kere 15 var mı? Çok uzun süre beklemesi gerekiyor. Evet, ben de ona dayanamadım. Aynen. Kıyalım boşver dedim, iddia falan. Yani çok umurumda değil dedim. Şu an mahvoldum. Şimdi bayağı sabrettim. Ama alüminyum folyolar bile... Yeşil giydi diye arkaya geçti. Ya hayır. Yok değil mi? Finale sakladım görsün diye. Hayır ya. Ya ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben seni ama biraz çok güzel oldu, bu bir yarışma. Sakinleştirmek için biraz söyledim ama yani. Ya şimdi ekrana baktığında gerçekten. Hiç hazır hissetmiyorum şu anda gerçekten. Ben hazırlayacağım şimdi seni, onun için uğraşıyorum. Hazırlamıyor muyum Gözde Hanım? Evet. Hazırlıyorum. Merak etme. Gözde Hanım da geldi, konuştuğunda marjinal hiçbir şey yapmayacağımı söylemişti. Beni bu kadar dinlemeyeceğini hiç düşünmemişti Uğur Bey'in. Bence çok yakışmış. Doğru bir kararı vermiş yani. Hele bir dakika. Ne bir dakika? Küçük bir süre istiyorum sizden. Ne istiyorsun? Küçük bir süre istiyorum. Ama ben sana o süreyi veremem şu anda ama. Veremem değil mi? Yani işlem yapmak zorundayım. Maalesef canım. Mavi olacağını bilmiyor muydun saçını? Hayır. O tarz bir şey hiçbir şekilde konuşmadık ve yapmayacağını söylemişti. Ve dün ben kesim konusunda kendisine çok... Ama biz yani haftalardan beri modellerimizi de biliyoruz. Merak etme. Hızlıca değişir o, merak etme. O maviyi hemen... Bakar zaten. Ama bir de ben Uğur Bey'e şöyle çok güvendim. Saçımda çok boya var demiştim. İlk katıldığım gün küçük bir oyun yapmıştım. Ve hayır, senin saçların hiçbir şekilde boya görmemiş. Bu çok doğal bir ton demişti. Ben de güvenmiştim anladığın için. Yıllarca doğal kullanmışsın. Ne gerek var daha fazla doğala? Gerçekten çok güzel bir mavi yakalamış. Gerçekten. Ben de bayıldım. Yok şu anda gerçekten. Hatta program sonrasında Uğur'a söyleyeceğim. Bana da aynı şeyi yapsın. Ceyda'cığım, bir şey söylemek istiyorum şimdi. Söyle canım. Sana ufak bir hediyem var. Gel. Her zaman çünkü kaşları boyamayı unutuyorsun. Aslında sayfana baktığımda hem kalıcı hem de kaş hizan çok güzel, başarılı. Ama bu programda heyecandan herhalde kaşları unutuyorsun. Ben sana şöyle bir uygulama tablosu göstermek istiyorum. Burada şuraya koyayım ben bunu. Gözünün önünde olsun. En azından belki kaşları boyumu unutmazsın. İyi niyetle gelmiş bir şey mi, kötü niyetle gelmiş bir şey mi? İyi niyetliyse masamda kalsın. Kötü niyetliyse lütfen geriye götür. Ben kötü bir insan mıyım ben? İyi niyetle tamamen... ters koy. Seyircimiz o bilgiyi alsın. Ben buradan görebileyim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Onun görmesi gerekiyor biraz da. Ben görmeyeyim. Ben zaten yeterince güzel kaş yapıyorum. Dediğin gibi sayfamda da çok güzel kaşlar var. Çünkü aynı zamanda kalıcı kaş yapıyorum. Her zaman evet, en sona bırakıyorum zaten. Yetiştiremiyorum her seferinde. Ama bugün sana çok güzel bir kaş çizeceğim inşallah. Ay ben çok mutlu olurum yani. Çünkü gerçekten geldiğinden beri bir kaş görmek istiyorum senden. Ben de sana yakın gözlüğü vermek istiyorum. Ay canım, ben evet. En çok ihtiyacım olan şey. Senin makyajlarına bakarken daha detaylı bakacağım bununla. Bakalım nerede ne hata yapmışsın. Hep hataların üstünü kapattık, görmedik. Bugün görelim hatalarını. Bugün bana hediye yağıyor. Var mı başka? Tuna, senin hediyen yok mu? Ben sana bugün hediye almayı unuttum. Bunu bir sonraki seferde telafi edeceğim. Ama yani şu an çok kırıldım.
Herkes herkes hediye verdi, sen bana hediye vermiyorsun. Çok üzdün beni. Özlem, bu şu an mı geldi gerçekten aklına? Yakın gözlüğü vermek, hediye etmek. Son gün daha detaylı gördüm. Görebilir miyim? Nerede o gözlük? Hem de mor. Aa. Oo. Enerji versin sana. Mor renk. Gözde Hanım, şu an farkındaysanız Dilek bir yandan, Özlem bir yandan üzerime geliyor. Beni konuşturarak işimi yapmamı engellemeye çalışıyor ama kusura bakmayın arkadaşlar. Ben size bir yandan lafımla yeterim, bir yandan da makyajımla yeterim. Ona ne şüphe? Aa, hayatım netleşti. Dilek böyle yapıyor sana. Bak bak, kaş böyle yapılır bak. Dilek çok biliyor. Onun yaptığı kaşları da gördük. Teşekkür ederim canım. Bildiğimi kabul ettiğin için gerçekten teşekkür ederim. Ceyda'ya çok yükleniyorlar ama ya bugün. Evet. Zaten partneri de ona bir gol attı. Saçları diplerini turuncu bırakarak. Kızcağız morali bozuk, bir de gözlük getirdiler ya. Arkadaşlar, bir şey söylemek istiyorum. Bir ses geldi. Sen burada mıydın ya? Geldiğim günden beri bir analiz yapıyorum. Hepinizi tek tek izliyorum, inceliyorum. Makyaj yapamıyorsun ama analiz yapıyorsun maşallah. Makyaj yapamıyor muyum? Şöyle, yaptığım analizde de şu an yanılmadığımı görüyorum kesinlikle. Haydi söyle söyle. Konuşacaksın inşallah sen de, vallahi maşallah yani. Lafımı kesmezsen konuşacağım şu an. Sana baktığımda böyle sürekli sesini yükselterek, haksız olsam bile sesini yükselterek, yani işçiliğin ne kadar kötü olursa olsun sürekli sesinle ön plana çıkmaya çalışıyorsun. Sende böyle bir şey var. İşçiliğin ne kadar kötü olursa olsun. Evet, işçiliğini beğenmiyorum açıkçası. Yaptığım makyajları da bunu sürekli dile getiriyorum. Canım, zevkler ve renkler tartışılmıyor. Hadi gerçekten sıra bana gelsin, merak ettim. Merak ediyor musun senin hakkında ne düşünüyorum? Çok merak ediyorum. Beni çok seviyorsun. Bana olan duygularını mı söyleyeceksin? Ceyda, sana baktığımda da şunu görüyorum. Çok sessiz, çok böyle ben hanımefendi gibi bir tavrım var ama kesinlikle sessiz kadınlardan her zaman korkmuşumdur. Sen de öyle bir hava seziyorum. Kadınlardan bence korkmalısın zaten. Sessiz kadınlardan daha çok korkuyorum. Özlem'e baktığımdaysa naif bir kadın mı görüyorsun? Yani naif kadından farklısı, sürekli ben bir Özlem Kurt, Özlem Kurt ismiyle sürekli kendini ön plana peki atmaya çalışan. Peki sen kimsin? Sen kimsin? Ben kimim? Ben Tuna Dede'yim. Bilen bilir, tanıyan tanır. Hoş geldin Özlem Kurt, Tuna Dede. Ben Özlem Kurt, ismimi kazıdım. Buradaki hiç kimse birilerinden izin almaz. Bakın, kalbinize de diyorum. Seni unutmayacağımız kesin zaten. 70 milyon unutamayacak seni. Evet, kimse unutamayacak bu makyajları. Hep aynı tarz Dilek'ten. Yoksa bana mı öyle geliyor? Son ben, zamanlarda çok tekrar etmeye başladım. Yeşil yapmıştı dün. Bugün de başka tonlarla aynısını yapıyor gibi geliyor. Tuna, yine aynı makyajı mı yapıyorsun? Aynı makyajı mı? Evet. Sen benim ne zaman aynı makyajı yaptığımı gördün? Aynı tarz. Bir şey diyeceğim. Kaşa kadar boya. Kaşa kadar boya. Ay, ben ne yaptım sana, laf yetiştirdik ya. Sen ne yapıyorsun peki geldiğim günden beri, hafta başından beri? Neler yapıyorsun? Neler yapıyorum? Ben sana şöyle söyleyebilirim. Yukarı bak tatlım sen. Yani yaptığın işte asla bir farklılık görmüyorum. Benim mi? Evet. Ki bir... Burada en farklı çalışan hem tarz olarak hem renk olarak benim canım. Bir tarzının olduğuna inanıyor musun peki? Tabii ki de inanıyorum. Ben asla inanmıyorum. O fırça tutuşunla, o uygulamalarınla asla bir tarzının olduğuna inanmıyorum. O yüzden mi iki hafta üst üste birinci olduk, bu hafta da birinciliği oynuyoruz? Olabilir. Burada yeniyim şu an. Bazı talihsizliklere uğramış olabilirim ama bunu göreceksin. Sebil Hanım makyajları yakından inceleyecek. Buraya davet ediyoruz kendisini. Şu an stresli anlar yaşıyorsunuz ama modelinize şey, ben ilk defa böyle bir teknik gördüm. Gerçekten saçına mavi çok yakıştı. İnşallah bundan sonra öyle kullanır. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. 10 bin liralık ödülün sahibi acaba kim olacak? Sebile Ölmez'in haftanın galibine sunacağı hediyeyi kim kazanacak? Son bir dakika.
Saymaya başlıyorum. Hazır mısınız? Hayır. Hayır değil. Evet. Başlıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Süre bitti. Bırak bırak. Özlem, Özlem, Özlem lütfen. Fırçalar aşağı, eller yukarı. Uzaklaşıyoruz. Ve heyecanlı dakikalar başlıyor sevgili seyirciler. Şu anda çığlık atmak istiyorum. Sen o kapasitede değilsin bana mesleği bırak falan diyebilecek. Haddini bil. Çok beğendim. 11 Türkiye'de benim imzam. Bu mu imza? Şu anda seni kendime rakip bulmuyorum. Biraz sıkma benim bozuk şu an. Taş zaten kopuyordu. Çek kopacak. Niye risk aldın abi? Taş dipten kopuk zaten abi. Biz kuaförler görmüyor musunuz abi? Görmüyor musunuz? Saçlarımı çok beğendim. 2 saatte yapılabilecek en iyi saçı yapmışsınız. Elinize sağlık. Heyecanlı mıyız? Heyecanlı mıyız? Kuaförüm sensin de haftanın finalinde heyecanlı dakikalar başlıyor sevgili seyirciler. Hafta boyunca saç ve makyaj hünerlerini sergileyen yarışmacılarımız bu cuma gününde modellerini boyadılar ve yüzlerine en uygun makyajı yaparak imzalarını attılar. Modellerimiz henüz kendilerini görmedi. Jürimizin tepkilerini ve kendilerini gördükleri ilk anı biz de merakla bekliyoruz. Bakalım neler olacak? 10 bin liranın sahibi bu hafta kim olacak? Sibel Ölmez'in hediyesini kim hak edecek? Hepsini izleyeceğiz. Hazırsanız Kuaförüm Sensin de haftanın finali başlıyor. Ve ilk modelimizi davet ediyorum. Özel bir sebebi var. O yüzden ilk Uğur ve Dileğin modeli geliyor. Demet gelsin. Kapansın Demet kendine baksın. Vay. Şu anda çığlık atmak istiyorum. Aa, yani. Aynayı almak ister misin? Evet tabii ki. Çığlığı iyiye mi yormalıyım, kötüye mi? Ben böyle dans ede de girince hep güzel sonuçlarla karşılaştığımı düşünüyorum. Diplerdeki yeşiller nasıl? Harika dokunuşlar. Arkadaki mor muhteşem. Ya gerçekten güzel sabrımı sınadınız, ağlayacak. Yakışmış mı mavi? Efendim Demet'i biz mavi boyadı saçının üstünü diye kandırdık bilekle. İnandın değil mi? Ben de inandım. Dedim ki hayır ya Uğur Bey beni o kadar üzmezdi. Dün ben çok tolerans sanadım. Bugün bana iyi davranacağını söylemişti falan. Teşekkür ederim. Ne hissettin kendini görünce? Yani şöyle ben zaten yaşımın büyük görünmesini isteyen beğenen biriyim. Çok istiyorsun bunu, evet. Evet ve ilk defa saçımı boyatıyorum. Bu anlamda da Uğur Bey'e şöyle güveniyordum. İlk geldiğim gün denedim. Saçımın diplerine çok boya sürdüm dedim. Halbuki hiç boya tecrübem yoktu. Ve hayır senin saçına hiç boya sürülmemiş dedi, anladı. Hmm. Bu yüzden güvendim ama yine de çok gergindim, çok tedirgindim, çok iyi idare etti. Evet, hafta boyunca benim de gözümden kaçmadı. Gergin modellerimizden biriydi. Sizi özenle seçiyoruz efendim, kendilerini yorun diye. Evet. Ama çok güzel idare etti. Dilek Hanım da orada çok kıpırdadım, zorladım. Zaten saç konusunda endişelerim olduğu için. Makyajım da oturtmuş, beğendim bugün. Beğen teşekkür ederim, elinize sağlık. Modelimiz mutlu efendim. 10 yaş büyüdü durduk yere. Çok mutlu etti bu durum onu. Ama böyle plaza kadını gibi olmadım. Evet çok plazasın şu an şekerim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben biraz sesimi yükselttim. Çünkü makyajın bence bütünlüğünü sağlayan eyeliner. Ve eyeliner'ı çekerken bir anda bütün fara kadar çıktım böyle. Ama toparladım yine. Son dakika bir vuruşu yaptım. Son dakikalarda gerçekten oldu. Öyle oldu. Bugün çok fazla süreyi tam odaklı kullanamadım. Ama yine de tam olarak güzel bir şey çıkardığımı inanıyorum. Tabii ki de ufak tefek eksiklerim vardır. O da arkadaşların değerlendirmesiyle çıkacaktır. Ellerinize sağlık. Nasıl ikna ettiniz efendim bu renk değişimini? İlk başta bakır cümlesiyle başladık. Bakır mı yapsak, pembe mi yapsak diye konuştuk.
Ondan sonra soğuk bir ton yüzüne yakışabileceğini düşündüm. Ve sonra aklıma parantez içinde Emina burada bu zaman içerisinde olmaz diye cümleler kullanmıştı geçen haftalarda. Sonra ben yarışmayı böyle bir gözümün önüne geçirdim. Ve bu kadar açık bir platini, ombreyi hiç yapamadığını gördüm kimsenin. Ben de bir yapıp sergilemek istedim. Umuyorum ki arkadaşlar da beğenir. Modelim beğendi. Çok kısa bir saçta geçişlerine çok önem verdim. Elimden gelince yumuşak bir geçiş olsun deyip saçının tonunu biraz kırıp kaşlarıyla dengeledim durumu. Umuyorum ki arkadaşlarımız ve değerli jürimiz beğenir. Ellerinize sağlık efendim. Bakalım rakip masalar ne düşünüyor? Nasıl buldunuz Demet'teki değişimi? Büyümüşsün. Bildiğin büyümüşsün. Bir 10 yaş büyümüşsün. Değişim olmuş mu? Evet, değişim olmuş. Ellerine sağlık. Özlem, makyajı nasıl buldun? Makyaj, eyeliner'ın hep orta kısımlarını biraz bombeli görüyorum sende. Şimdi bombeli şöyle bir şey var, kalınlaştırmak zorunda kaldım. Anlattım durumu zaten. Yarısını da kulak çubuğuyla sildim. Evet, bu da gözleri böyle daha boncuk boncuk gösteriyor. Ben biraz daha düz çekmeni tavsiye ederim. Şu göz altında pembe gibi bir ton mu var? Turuncu geçtim ince bir çizgi aslında. Bir tanesinde ama var ama diğerkinde yok. İkisine de geçtim ama dediğim gibi son dakika artık nasıl tamamlayabilirim'e düştüğüm için. Tek gözde kalmış. Eline sağlık. Fazla yorum gerekmiyor. Suat ve Ceyda, nasıl buldunuz değişimi? Bugün çok iyimserler. Gerçekten hani hiç hata bulamaması, gerçekten buldum beğendim hata demesi. Buldum hata yani, bulamadım değil. Beni çok şaşırtıyor. Zaten Özlem'in bir sakinliği var. Senin gözlüğünü takarak yakına gidiyorum bebeğim. Tak. Bakalım yakını görebiliyorum, uzak gözüyle yakını görebilecek Ceyda'nın miyim? Ceyda'nın da algıda problemleri oluştu herhalde. Kız daha hiçbir şeyini beğenmedi. Neyini beğenecek? Diyor ki beğendim diyor. Beğendim demedi ki kız. Tamam, ben yor bir bakayım, dur ondan sonra şey yaparız. Bak, sakin. Hodri meydan. Hodri meydan. Aynen. Şimdi Dilek'cim, farkındaysam birkaç zamandır hep aynı tarz çalışmaya başladın. Sen burada aranızda en değişik şeyler yapan benim, en yaratıcı benim, renkleri en iyi kullanan benim diyorsun ya. Birkaç zamandır hep aynı, gözün üzerinde kırmızı eyeliner açıklık, gözün üzerinde kırmızı eyeliner açıklık. Ben ilk defa bu tonu kullanıyorum. Sadece eyeliner'ın rengini arada bir değiştiriyorsun. Ben şu an baktığım zaman makyajı açıkçası sana yakıştıramadım. Dudağın gerçekten çerçeveleri falan çok bozuk ama ufak tefek hatalar olduğu için görmüyorum. Eyeliner'ını zaten açıklamanı yaptın, hiç o konuya değinmiyorum. Dudağı yapmadım. Göz eyeliner yaptım. Ben bir bitireyim, sakin ol. Göz altlarını çok boş bırakmışsın. Bir turunculuk sürmüşsün ama bir tarafta kalmış, diğer tarafta hiç kalmamış. Yani tam böyle son dakikalarda yaptım diyorsun ya. Son dakikalarda böyle koymuşsun, dağıtamamışsın. Öbür tarafa hiç yer kalmamış bile yani. Parantez açıyorum ben sana. Bak, parantez açıyorum, diyorum ki bugün makyajı yetiştiremedim. Ben aynı şeyi söylediğimde yetiştirseydim, biz hepimiz yetiştiriyoruz diyorsun. Sen bu bahanenin ardına sığınma. Ben de yetiştiremiyorum diyorum her seferinde. Ben de diyorum ki size, ben şunu yetiştiremedim, ısrarla oradan geliyorsunuz. Bunu yapamadım, süre yetmedi, ısrarla oradan geliyorsunuz devamlı. Ben gelmeyeyim mi dedim, gelin dedim ya. Tamam, benim yorumum bitti. Gözde Hanım, benim yorumum bitti. Suat yorumunu yapabilir, teşekkür ederim. Suat, nasıl buldun bu değişimi? Ben güzel buldum ya ama arkada mesela hiç bir hata yok, onu söyleyeyim sana. Gayet başarılı olmuş. Önlerde belli kısımlarda dorelik kalmış. O da vakit yetmedi, onu da gördüm zaten. Genel olarak başarılı olmuş. Beğendim. Değişim var mı? Var ama biraz yaşını büyük göstermiş. O da olacak zaten, değişim oluyor. Zaten en büyük arzusuydu. Yani değişim programı. Yani değişim olacak şimdi, onu demezsem olmaz. Olabilir. Bence güzel olmuş. Bana sorarsan güzel olmuş yani. Ben beğendim. Klasik bir sombraya kaçmak istemedim. Yok, güzel olmuş. Başarılı. Ben saçın öndeki o blok gelen açık kısmını çok beğendim. Gerçekten hani burası ya şey de inanılmaz mesela, bir hava vermiş. O aradaki dorelikler olmasa efsane. Bir hafta sonra farzını terledim. İki hafta sonra daha küllü bir cilayla daha yoğun bir küllü olabilir. Daha da o zaman daha da oturur. Mustafa'cığım, nasıl buldun? Öncelikle ellerine sağlık. Saçta beğenmediğim noktalar var. Genel olarak bir ombre çalışması yapıldı sanırım. Öncelikle önler kısa olduğu için önlere blok yapmanı çok doğru bulmadım. Çünkü kısalar daha açık görünüyor. Uçları da bir bağlantısı yok diğer taraflara göre. Onun dışında ön kısımlarda yani yana doğru ayırdığın için o kısımlar, geçiş kısımlarında biraz hatalar var. Biraz geçiş hataları var. Onlar biraz daha boyayla belki düzeltile ya da yumuşatılabilirdi. Renk olarak da bu kadar açık değil de biraz daha böyle daha tatlı bir renk. Daha yumuşak, daha fresh. Ya daha bir kum bejine kaçmak istediğim, bir şey yapmak istediğim sombre ama değildi ama böyle biraz daha fresh,
olabilirdi belki. Çünkü direkt yüzünü soldurmuş ve biraz da çiğ duruyor. Onun dışında bir şey yok. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tunacığım, makyajı nasıl buldun? İlk önce şöyle başlamak istiyorum. Ben ilk geldiğim günden beri makyajıma sürekli kusurlar buldun. Sürekli aynı teknik yapıyorsun. Sürekli aynı tekniklerle çalışıyorsun diye. Ben bu mesleğe ilk başladığım zamanda da ilk yılda da bu kadar amatör makyaj yapmıyordum. Yani tonların kullanımı yanlış. Kaç sene oldu başlayalı? 7 senedir bu işin içindeyim. Allah Allah. 7 sene az bir süre değil kesinlikle. Yani gördüğüm kadarıyla bir yetenek söz konusu değil kesinlikle. Öyle bir yeteneğin yok. Farı dağıtma şeklin kusurlu. Buraya top oynamaya geldim ben zaten. Farı dağıtma şeklin kusurlu. Göz bitişine baktığım zaman burada blok şeklinde kalmış bir kızıl far görüyorum. Yapmaya çalıştığın şeyler hep aynı. Ama dediğim gibi bir yetenek söz konusu değil. Bence farklı bir mesleğe yönelebilirsin. Makyaj dışında ne yaparsan olur diye düşünüyorum ama makyaj bence senin için değil. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bak, bana bak. İlk önce haddini bil. Bir dakika, vur, bir dakika. Ben haddimi biliyorum. Haddini bil, bana bak. İlk önce haddini bil. Ben haddimi biliyorum. Sen o kapasitede değilsin bana mesleği bırak falan diyebilecek. Haddini bil, haddini bil, aklını alırım senin yani. Sen ilk önce konuştuklarına dikkat edeceksin, anladın mı? Büyü de gel. Sesini bastırarak beni burada sündüremezsin, anladın mı? Beni ezemezsin burada sesini bastırarak. Benim sinirim tepeme çıkartma. Bu yaşla olacak bir şey değil, ortada bir yeteneğim var, bir tekniğim var. Senin yeteneğin var, öyle mi? Sen de yok, görüyoruz, yaptığın makyajı görüyorum. Ortada olan şey belli, kusurdan başka hiçbir şey yok. Yeni meslek öneriyor musun Dile'ye? Makyaj dışında her şeyi yapabilir. Makyaj yapmasın. Ya sen hangi cüretle bana bunu söylüyorsun? Yaptığın makyajla, makyaj denirse tabii ki yaptığın ben kimseye, işte ben sana cevabını veriyorum sadece. Ben kimseye o cüreti vermiyorum. Sana da vermiyorum. Buradaki kimseye de vermiyorum, anladın sen mı? Sen ister ver, haddini bileceksin ilk önce. Haddini bil. Makyaj haddini ortada. Bil. Senin yaşın kadar benim meslek hayatım var. Saygı duyuyor azıcık. Bir gün... Sadece bir gün yaptım yani. Bir gün yetiştiremedim dedim. Haddini yani, bil. Bu bence bir bahane değil. Yetiştir, yetiştireme. Haddini bil. Final haftasında böyle bir makyajla çıkıyorsan ben senin yeteneğinden de sıkıntı görürüm. Kabul etmek bir erdemliktir. Erdemliktir bir kabul etmek. Yetiştiremediğini partnerim güzel bir şekilde dile getiriyor. Ve hala sen mesleği bırak diye ibare geçiyorsun. Ya bunlarla aynı meslekte olduğum için ya, gerçekten utanıyorum ya. Bir önceki günkü böyle bir şey var mı ya? Ben böyle makyaj yapan biriyle aynı yerde yarıştığım için utanıyorum aslında. Çabuk gideceksin, evinde izleyeceksin bizi, rahat ol yani. Bu sözlerini sana buradan giderken çok güzel bir şekilde hatırlatacağım. Ay bunlarla derken ne ya? Özlem var senin karşısında. Bunlarla derken ne? Ne? Bunlarla, çoğunluk. Çok özür dilerim. Özlem Kurt diyecektim. Evet, Özlem Kurt diyecektim. Ben artık kimseye parantez açmıyorum. Kimseye parantez açmıyorum artık. Muhatap da olmuyorum. Muhatap olmuyorum. Tuna, bana mesleği bırakmam gerektiğini ve başka meslekler de yönelmem gerektiğini söyledi. Ama çok saygısızca buldum bu yorumunu. Bir meslektaşıma asla yakıştırmıyorum. Kendisi gerçekten meslektaşım olduğu için utanıyorum. Kavga ederseniz koşarak kaçarım buradan. Hemen puanları alalım. Saç güzel olmuş. Onu yalatma, saç güzel. Makyaja sen puan ver. Ben makyaja puan vermek istemiyorum. Sen sadece saça puanını ver. Ver. Saç tamam. Saç güzel. Saçta da benim beğenmediğim çok kısım var. Geçişler olmamış. Kesinlikle. Ben de tonu ben asla yakışmıyorum. Renkli de beğenmedim. Bence çok daha fresh olabilirdi. Aynen. Beğenmedim açıkçası. Bir puan ver. Ben saça bir veriyorum. Saça. Çok yaşlanmış. Saça. Yaşlanmak zorunda değil bir insan. Hı. Zaten yaşalacak. Hı. Bir insan zaten yaşalacak. Niye yaşlanır? Zamanı geriye almak. Gördüğüm kadarıyla puanlar yazıldı. Evet efendim. Yorumlarınızı dinleyelim. Buyurun. Hafta sonu ve final günü. Renklendirme konusu tabii en önemli konulardan bir tanesi. Ve güzel bir renklendirme görüyoruz öncelikle.
güzel bir çalışma oldu, güzel bir değişim oldu. İki konuda dikkat çekmek istiyorum. Hafif bu tarafa döner misiniz? Şu şu bölgeden gelen tutam kalın olduğu için biraz orada hafif bir dorelik kaldı. Suat'ın söylemek istediği de sanırım oydu. Orası biraz daha ince olsaydı kalmayacaktı. Bir de şimdi tekrar bana dönün lütfen. Ön taraftaki bant çok iyi oldu. Fakat o keşke Mustafa'nın dediği gibi öteki taraflara birleşebilseydi. Ama kısa olduğu için orada bir teknik çalışma gerekirdi. Sana yakışırdı orası. Onu yapsaydın. Ancak modeline şunu tavsiye etmeni öneririm. Daha doğrusu ben şu anda öneriyorum. Lütfen saçını önündeki kısa tutamı kulak arkasına her zaman at. Normal kullanırken. Çünkü ön taraftaki açıklıklar yüzü daha açık, geniş gösterecektir. Böyle kulak arkasına attığın zaman buradaki dipteki koyuluklar güzel bir gölge yapıyor. Yüzünü inceltiyor. Bunu tavsiye edebilirim. Teşekkür ederim. Genel olarak güzel bir çalışma oldu. Eline sağlık. 4. Bu değişimle Adnan Serter'den 4 puan aldınız efendim. Bakalım Sevil Örmen size kaç puan verecek ve nasıl yorumlayacak? Buyur Sevil'ciğim, sen şeyi dinliyoruz. Haftanın başından beri Demet çok canlı bir şekilde programa geliyor fakat çok solgun gözüküyor. Ben bunun nedenini ilk başta anlayamamıştım. Sonra Dile'ye sordum. Fondöten renginden kaynaklı elinde olmadığını söyledi. Ancak ben ekip arkadaşlara sordum. Keşke söylesen, hemen biz o işi hallederdik dediler. Özellikle bileğinin iç kısmına baktım. Damarları masmavi gözüküyor. Zaten biz aramızda konuşmuştuk. Soğuk tonlu, mavi alt tonlu bir arkadaşımız. Ona biraz sarı ton sürdüğü için mesela şu anda aslında saçları ilk başta makyaj yapmadan daha canlı gördürüyordu. Çünkü küllü, tam tenine uygun bir renk. Ama makyajla beraber yine çok solgun gözüktü. Yüz hattı aslında bugün yüze göre makyajın en temel özelliklerinden bir tanesi. Yani aslında en temeli daha doğrusu kontürleme. En sona kaldığı için yetişemedi zaten. Eli havada kaldı. Sağ tarafında aldık görüyorum, sol tarafında görmüyorum. Çene yani kare, köşeli bir yüzü var, dikdörtgen, enine dikdörtgen, kare diyebiliriz. Çenelerin çok ciddi bir şekilde kontürlenmesini bekliyordum. Alnın buralardan yuvarlak bir şekilde kontürlenip alnına yuvarlak bir hat verilmesini bekliyordum. Gözler zaten ayrı, kuyruklu ve gölgelerle dışa doğru çalışıldığı için gözler iyice ayrıldı. Daha göz kapağının üzerine yoğun bir far sürerek gözleri birazcık daha küçültüp dengelemesini beklerdim. Göz altları da boş olduğu için yine gözün içerisinde bir siyah kalemle daha da küçültebilirdi. Yani yüze göre makyajda tek uygun olan şey eyeliner'ı yanlışlıkla bozdu. Yanlışlıkla bozunca yuvarlaklaştırdı. O da birazcık gözün üst kısmındaki büyüklüğü azalttı. Sadece bir hatadan kaynaklı bir şey var. Yani teknik olarak eksik buldum. Ama bir de tekrara düşme konusunda ben de katılıyorum. Son zamanlarda benzer tarzda makyaj, o değişiklikleri artık pek görmüyorum, benzer tarzda. Sevil Örmenzen 3 puan aldınız. Seni plazana doğru uğurluyoruz. Teşekkürler. Bay bay. Bakalım siz meslekte nasılsınız? Mustafa ve Tuna'nın modeli Melisa geliyor. Kendine baksın. Hadi bir değişim yok. Bu kadar doğal beklemiyordum. Ne olur ağlama. Ne olur bugüne ağlama. Bayıl bayıl. Bence de. Bayıl, direkt bayıl yani. Çok doğal duruyor sanki böyle. Cidden ben çok beğendim. Eline sağlık. Hadi gel, duygularını burada alalım. Makyajı da beğendim. Gel zaten. Evde bol bol bakarsın. Bakacağım. Gözlerinden kendini çok iyi hissettin, okunuyor zaten.
Makyajından memnunsun. Makyajından da çok memnunum. Ben çok az burada eyelinersız makyaj görüyorum arkadaşlar. Daha modern çalışmışsın. Arkadaş teknikten çok iyi anlıyor ya. Ben modern çalışmayı seviyorum. Daha fresh, daha cool geliyor bana. Tabii sen genç ve fresh görünmek istiyorsun. Evet. Sizin modelinizse efendim yaşını büyütmek istiyordu. O yüzden tabii ki de çok onu mutlu kulbunu edecek uydurmuşlar yani. Kendi yaptıklarına mankenlerini kulbunu uydurmuşlar. Sonra da meslekten bahsediyorlar. Tarzımızı sen mesleğimize yansıtıyoruz tamamen. Göreceğiz birazdan tarzı. Peki sizi dinleyelim. Modelim, dün saçını kısaltmadığım için bugün gerçekten saçımı siyaha bile boyayabilirsin dedi. Ben tabii asla öyle bir şey yapmam. Sırf değişim olsun diye ya da kendim sonradan mutsuz olmasın diye o işlemi yapmadım. Saçının rengi zaten açık bebek kumralı tonlarında. Bu renge yakışacak fresh sarılar yapmak istedim. Bir ombre çalışması yaptım. Önlerden bloklar çalıştım. Çok güzel durduğunu görüyorum ve bayıldım. Direkt senden başlıyorum. Kesinlikle değişmedi. Aynı. Yani aynı yani. Hiçbir şey yok. Yani hatta şu an makyajlı ve makyajsız bile aynı. Yani çok hafif bir yani gölgelik görüyorum ben. Hiçbir şey yok. Makyajdan anlamadın o kadar belli ki. Gerçekten. Görüyorum ortada şu anda. Yok tamam. Senin ortada gördüğün yani. Buysa seninle tartışacak bir şeyim yok yani. Bu makyajdan anladığım buysa. Ben yetiştiremediğim makyaja ekstra eyeliner'ını çektim. Ekstra kirpiğini taktım. Yine göz altına fondötenini uyguladım. İşte bazını sürdüm. Her neyse her şeyi sürdüm yani. Sen ne yaptın? Yani. Burada fardan başka al. Burada herkes elini vicdanına koyacak. Lütfen rica ediyorum. Tamam mı? Herkes elini vicdanına koyacak. Bu makyajda ne var? Yetiştiremedin demedik. Biz yok, renklerine benim, yorum yaptık. Benimkini konuşmuyorum. Renkleri mi yetiştiremedin benimkini sen? Benimkini konuşmuyorum. Benimkini ama kendini söylüyorsun şu anda. Sen bu makyajı bana, yorumla. Bana diyor aynı makyajları yapıyorsun. Kendi de aynı şekilde. Yani ben yine aynı şekilde kaşa kadar gölgelendirme yapmışsın. Yok kaşın altında rimel boşluk desen, bıraktım. Yani öylesine dokundurulmuş bir rimel var. Kaşta gene boya yok. Boya yok. Bir de fondöten yok gibi. Dudak gene buralarda. Hatta bak şuraya kadar bir şey var. Bu mudur senin sanatın? Bence gayet senin güzel sanat bir sanat söz bu mu? Konusu. Gayet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin gibi bir insanla aynı meslekte olduğumdan utanıyorum. Ben senin meslektaşınım. Sen bana mesleği bırak kelimesini kullandın. Uğur, saçın nasıl buldun? Eline sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Ama bir şey söylemek isterim ki çok duru, çok güzel bir modelimiz var. Evet. Ve sana bugün o kadar çok güzel bir yol açtı ki ne istersen yap dedi. Evet. Senin aslında kendini sergilemen gereken en güzel bir model oldu. Çünkü burada kesim ve renklendirmede kendimizi daha iyi gösterebiliyoruz. Sanatımızı evet. Daha iyi sergileyebiliyoruz. Olaya baktığımızda renk güzel mi? Güzel. Saçla uyumu güzel mi? Güzel. Modele yakışmış mı? Evet. Değişmiş ama, mi? Ama bir saniye. Ben yorumumu bir yapayım. Kesmeyin benim yorumumu. Detaya bakarsak, eğer genelleşmeye bakarsak değişim programındayız. Değiştirmemiz lazım. Sadece yaptığın şey araya paket attın. Başka bir şey yapmadın. Biriniz eyeliner sürmezsiniz, biriniz iki tane paket atarsınız. Makyaj demek eyeliner demek ya. Değil Allah aşkına. Bir her saçı, her saçı tamamen boyayacaksın, her yüzü tamamen boyayacaksın anlamında değil bu iş. Modelime ne yakışıyorsa biz onu uygun gördük, onu yaptık. Sen yarışmayı anlayamadın yarışma galiba. Formatı gereği değiştirmemiz lazım. Ben değiştirdiğime inanıyorum. Burada daha modele göre modeller yapmayacağız. Yani burada ben tamamen halka bize oynamak zorundasın. Yani ben modelimi değiştirdiğime inanıyorum. Daha iyi değişimler yapacağına kanaat ediyorum. Belki de olabilirdi. Evet. Bu kadar iddialı gelip bu kadar kolaya kaçman beni çok şaşırtıyor. Topuzda da böyle, boyada da böyle, kesimde de böyle. Dedim ki karşımdaki iyi bir rakip olabilir ama ben hiç kendimi şu anda seni kendime rakip bulmuyorum. Ve o kadar avantajlısın ki benim modelim maşayı eline sürüyor, elimi yaktın diyor. Elbisesini açıcı döküyor, elbisem 2000, 1000 lira falan. Ben bunları modelimle mesela konuşuyorum. Senin modelin diyor ki bana siyah yapabilirsin ya ver. Ama bu tamamen kendin, modelinizle yani aranızdaki burada, iletişim. Burada senin imzanı görmek isterdim. Yani benim imzam. Ombre Türkiye'de benim imzam. Bu mu imza? Evet. Parmak basmışsın. Evet ben keşfettim. Burada. Teşekkür ederiz. Özlem Kurt yorumlarınızı alalım efendim. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sadece far görüyorum makyajda. Ne far görmek isterdin başka? Çok rimel göremiyorum. Yani 2-3 kat yani kadar rimel sürdüm. Yani çok fazla bir şey göremiyorum.
Göz makyajına Allah aşkına gözüne ruj mu sürmemi bekliyorsun? Ne sürüyor, bekliyorsun? Rimmel anlamadım. Yok. Eyeliner. Bir yakından evet, bakar mısın? Maskara var mı yok mu? Çok az görüyorum. Yani kirpiklerde belirsizlik görüyorum. Belki bunu yapmak istedin. Bilmiyorum. Yani hayır. Modelime de sorabilirsin. Buydu. Kaç kat maskara geçtiğini evet. Sorabilirsin. Dünkü konsepte takma kirpikleri çıkartırken kirpiklerim yolundu. Ben kendimi çıkartırken bizim mankenlerin yolunmuyor zaten. Bir sene yolunuyor yani. Bize ne olursa sana da o oluyor anladığım kadarıyla. Teşekkür ederiz. Suat'cığım, Ceyda'cığım yorumlarınızı alalım. 2-3 paket attın. Yarışmaya geldim diyorsun. Yarışmıyorsun. Resmen kaçıyorsun. İkisi de. Böyle bir şey yok. Sen buraya çıktıysan abi yeteneğini göstereceksin, doğru mu? Ben yetenekliyim diyorsan benim için bu yetenek değil. Bunu her salonda yapıyorlar zaten. Hiç kimse yapamaz bunu. Bu saçı sana bir şey diyeyim, gözüm kapalı da atarım. Hiçbir sorun olmaz. 3 paket attın öne, tamam. Evet, benim sayemde Türkiye'de birçok insan öğrendi. Ya senin sayende, ne senin sayende? Kaç senedir abi İstanbul'dasın? Benim sayemde. Ya. Ne senin sayende ya? Ya seni ne kadar tanıyorlar? Kaç kişi tanıyorsun? Arkadaşım seni tanımak önemli değil. Bu işte... Beni tanıyorlar ki takip ediyorlar. Var. Ben de insanlara işimi anlatarak öğretiyorum. Onunla alakalı videolar çekiyorum. Mustafa, insanlara eğitim veriyorum. Mustafa, insanlara, senin verdiğin eğitimi... İnsanlara hocalık Mustafa, yapıyorum. Bundan, bütün zamanımdan 20 sene ödün önce, verip 30 sene insanlara önce zaten bir şeyler öğretiyorum. Ve bunun için herkes beni çok seviyor. Özellikle meslektaşlarım. Sen daha dur. Daha ne üstadlarımız var bizim mesleği öğrenebileceğimiz. Bence herkes biraz ölçüsünü korusun. Ben aslında sana burada kötü bir şey dedim. Sen bunu salonda normalde yapıyorsun, doğru mu? Evet. Tamam. Ben sende burada salonda yaptığını istemiyorum. Daha farklı bir şey istiyorum ya. Farklı bir kesim istiyorum. Senden renk istiyorum. Şimdi insanlar bunu burada daha önce belki görmemiştir diye ben de bunu insanlara sunmak istedim. Bunu görülmemiş mi? Evet, bu görülmemiş. Senin ve türevlerin genelde bunu yapıyorlar zaten. Bu yarışmaya gelen diğer türevler. Gerek yok abi. Bunun dışında farklı bir şey bilmiyor. Yani ben senden değişik istiyorum abi. Kesin İnşallah. İstiyorum. Ya umarım sizin modelde büyük bir değişim görürüm. Valla ben bayağı bir risk aldım zaten. Yani ya. Bakalım. Tuna, renk seçimin güzel olabilir ama ortaya böyle bir siyah ya da kahve kondurmaya çalışmışsın. Keşke dağıtsaydın. Kahve kondurmadım asla. Bir yakından bakarsan orada iki renk çalışmışsın. Ortaya kondurduğun rengi az önce Dile'ye söyledin. Sen asla dağıtamamışsın. Orada blok şeklinde duruyorlar. Yani tek renk far olmaz, tek renkte makyaj olmaz diye bir şey yok. Eyeliner sürmek zorunda değilsin ama kullandığın renk biraz daha canlı bir renk olsaydı eyeliner istemeyebilirdik. Ama bu rengi kullanıyorsan bir eyeliner, bir kirpik görmek isterdik. Mesela dün yeşil bir makyaj yaptın, onunla eyeliner yap da yapma da olurdu ama buna eyeliner ve kirpik ben yakışırdı. Ben kendimi tekrarlamak istemedim. Çok... Aynı rengi aynı şekilde tamam, kullanmak yeşil istemedim. Yeşil yapmasaydın ama eyeliner yapsaydın, bu renk üzerinde abi, eyeliner yapsaydın. Abi makyaj demek sadece eyeliner demek mi? Herkes eyeliner, eyeliner, eyeliner. Arkadaşım ben anlatamıyorum herhalde sana. Bak. Siz makyajdan anlamıyorsunuz, ben bunu anladım. Ben sana diyorum ki tek renk kullanıyorsan canlı bir renkte bana göre, ben kendi fikrimi söylüyorum, eyeliner'a gerek olmayabilirdi. Zaten patlak bir renk koyarsın. Ama bu tarz bir renk kullanıyorsan, eyeliner kullanmıyorsan bir kirpik sür, bir dipliner yap. Hani biraz oraya bir efekt ver, bir gölge oyunları yap, bir şeyler yap yani. Göz inanılmaz boş görünüyor. Bana gelince göz altını söylüyorsun. Niye söylemedin göz altını kaşını? Göz altında hiçbir bir şey beklersen, yok. Gayet fresh duruyor. Beklersen, göz altlarını evet Dileğin söylediği gibi gerçekten... farın akmış olabilir, gölge olabilir senin tabirinle. Ama bu gözaltı gölgesi hepimizde var. Hepimiz eleştiriyoruz. Ben de eleştireceğim. Göz altlarındaki farı dağıtamamışsın. Şöyle aşağıya yuvarlak şurada bir oval oluşturmuş artık. Bakalım Sebile Hanım makyajı nasıl bulacak? Önce siz lütfen puanlarınızı verin. Çok yeterli değil yani. Onlar üstü eğitimi. Hiçbir değişim yok. Ne kesim yaptım, ne renklendirme yaptım. Makyaj desem bugün gerçekten hayal kırıklığı yani. Tabii ki de bir yani. Hanımefendi basit bir çalışma olmuş. Saygısız. Peki puanlarınızı aldıysak... jürimizin yorumlarını... ve değerlendirmesini alalım. Güzel bir çalışma görüyorum. Tek hata olarak söyleyeyim. Hata bile demem ama bir gözden kaçmadır, eldir. Sağ ile solun iki tarafı düşen sarının kalınlığında birazcık ufak bir şey var. Çok da önemli bir şey değil. Beşle değerlendiriyorum. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Adnan Serdar'dan 5 puan aldınız efendim. Sevil Ölmez bakalım makyajı nasıl yorumlayacak? Şimdi öncelikle ben diğer arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Elbette ki mesleğinizden ötürü şu hepiniz çoğunuz gelin makyajı ya da işte davetlere katılan kişilerin makyajını yaptığınız için bunlarla ilgili sanatçıları takip ediyorsunuz diye düşünüyorum. Ama lütfen dünyada hele Türkiye'mizde o kadar değerli sanatçılar var ki birazcık açın onların makyajlarına bir bakın.
Dünyada ünlü make-up artistlerinin çoğu artık bu tarzda doğal makyajlar. İlla eyeliner sürülecek diye bu makyaj asla öyle bir şey yok. Kaldı ki kullandığı fırça teknikleri, aydınlatma teknikleri hepsi gerçekten bilinçli olarak yapılıyor. Ben burada tek tek izledim. Göz kapağı monolit, düşük göz kapağı, ona mat far sürdün, parlak sürebilirdin. Özellikle konsepte uygun olarak göz kapağını geriye itti. Kızıl tonları kullanarak yeşil gözlerini ortaya çıkardın. Siyah eyeliner sürseydin oraya daha da kapatacaktı aradaki kontrastı göremediğiniz için. Puanım 4. Teşekkür ederim. Sevil Ölmez'den 4 puan aldınız. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Jüriden aldığımız puan bekliyorduk. Çünkü bence Adnan Bey de sanata çok önem veriyor. O da saçı çok başarılı buldu ve hak ettiğimiz puanı jüriden aldığımızı düşünüyorum. Sen bir kutlama yapmak üzere bununla ilgili bir dans etsek nasıl olur? Kutlama var. Buyurun efendim. No puedo olvidar esta canción que me recuerda la historia de mi amor y siento quemar el corazón la llama ardiente de esta pasión. Que me ha encantado, qué fuerte tentación, pero no puedo olvidar esta canción. Ceyda'nın modeli Ece geliyor. Ayna kapansın, Ece kendine baksın. Benim saçlarım çok güzel. Seninkiler nasıl? Seninkiler çok güzel. Nasıl hissediyorsun kendini? Yani çok mutsuzum aslında. Çünkü diplerim turuncu bayağı şu an. Ve ben yani sizin gibiydi saç rengim hemen hemen. O moda gelmek için bayağı bir... Yani neredeyse bir senemi harcadım. Ama şu an yine dorelik. Yine dorelik. Böyle kendimi başa dönmüş gibi hissediyorum. O yüzden biraz moralim bozuk şu an. Yani tam açmadık diplerini zaten, açamadık. Erken yıkadığımız için o yanma olayından dolayı, stüdyonun sıcaklığından dolayı tam açamadık. O yüzden turuncu açılması normal. Zaten yakına yakına açılacak. Bir de kolay yakar o saç. Değil mi? Saç şu anda ilk antrenden daha zor bir durumda saç. Sıkıntı yok. Rose gold çalıştım. Aralarda pembeler var. Yani buranın rengi tamam kötü değil ama işte dip rengim benim oranı çok bozdu. Yani dipleri bekleseydik tam olacaktı ama dediğim gibi beklemedik. Bir görebilir miyiz dip rengini şöyle bir? Yani dipleri en fazla bir ton daha kumrala boyarım gider. O sorun değil. Açamadık. Normalde şu suyu bir saatte kaynatacaksam yarım saatte kıstığım zaman olmaz zaten. O saçta bir o ilaç bir saat bekleseydi o bayan 3 numara kalırdı. Ne alakası var? 3 numara kalırdı. Ne alakası var zaten? Zaten kopuktu saç, koptu yok. Abi saç zaten 20 dakikada 9 ton açıldı, doğru mu? 9 ton nasıl açıldı abi? Adam gördü abi, nedir yakından ya? Baktı ya. 9 ton açıldı. 9 tonuna kadar açıldı. 9 tonda 20 dakika açıldı. Yalnız, ben bu saat 1 saatte açardım. Peki sen ucu hazırladığın boyayı aynı şeyde dibe mi vurdun? Efendim? Ucu hazırladığın boyayı dibe de mi vurdun? İkisi aynı boya kullandın değil mi? Hayır. Ayrı ayrı kullandım. Ya? Bir yanlışlık var burada. Yo, 2 tane hazırladım burada zaten. 2 tane hazırladın, niye dengeleyemedin? Dibini ya da niye koyu yapmadın? Madem açtın. Dibini koyutmak istemedim. Bir iddiaya girdin, tutturdun. Neden bozdun?
Kusamadım yani. Ben şu an saçın sadece dibi yani. Şu an sadece saçın dibi, başka türlü yok. Sonuçla ilgili ne düşünüyorsun? Sonuç şu an çok kötü değil. Sadece dibine bir tarz boya atarım, biter olay. İşte dibe boya atacak bir şey yok, zaten deli gibi kokuyorsun. Hayır, sadece bir küllü boyayla orası gider yani. Çok basit bir yöntem. Bence keşke öyle bir hiç iddiaya girmemiş olsaydınız da benim saçım 40 volümle açılsaydı, yanacağı kadar yansaydı. En azından 15 volüm ama deli gibi oryalle bu kadar yani. Sizin saçınızın açılmaması gerekiyordu. Sizin saçınızın uçları ve orantı noktası o kadar çok ince bir noktada kalmıştı ki pH değeri neredeyse sıfıra inmişti. Haliyle sen oraya dibini açarken katı ilaç hazırladın. Katı ilacın kokusu bile diğer taraftaki saçı kopardı. Koparmadı şu an, saçta kopma yok. Kopuk bir saçtı zaten. Kardeşim benim, al yanına bir tane su, git o saçın dibinden sonraki yerini bir çek. Saç zaten normalde öyleydi. Mesleği bırakırım. İddiamı bu kadar da koyarım ortaya. Saç zaten kopuyordu. Tutacak, kopacak. Saç zaten kopuyordu. Neye niye risk aldın abi? Saç dipten kopuk zaten abi. Biz kuaförler görmüyor musunuz yakmak abi? İçin mi var? Görmüyor musunuz siz? Saçın dibi kopuk zaten diyorsun ki çek diyorsun. Buradan kopmuş saç ya. Neyin kafasındasınız? Niye işte? Niye yeniden açıp kardeşim, işte bu uyduruyorsun? Kardeşim zorluk yapmaya çalıştım. Tamam. Neden ama? Manken dayanamadı. Yıkadım. Bu kadar basit. Neden tamam, oluyor? İyi ki dayanamadı işte. Onu söylemeye çalışıyorum basit. Ben. Kopuk bir saçı bana şey yapmayın şimdi. Kopmuş zaten tepesi. Suat kardeş, saçın koptuğunu kabul etmedin ama görünen köy kılavuz istemiyor. Her şey ortada. Biz sana orada yardımcı olup bakım ürünleri vermek istedik. Sen gerek yok dedin. Bizim önümüze böyle bir saç sunduğun için üzgünüm. Kopuk bir saça yeniden açıcı değmez. Dibine değdirdim. Tamam, sen dibine değdirdin. Tamam. Kokusu abi, bile yok. Koparttı. Tamam. Sen yordun, dikkatli çalıştın. Dikkatli çalıştın, bunu gördüm. Katı bir ilaç hazırladın. Yalnız şuradaki temasta bakım bile gitti. Saça. O temaslarına ne yaparsak bile yapalım oraya taşıyor. Yok ne abi yaparsın? Ne yaparsan taşıyor yap abi. Gider. Yani taşmasın. Hadi bir santim geride bırak. Kokusu kopartır ya. Rakiplerim saçın koptuğunu iddia ediyor ama kesinlikle böyle bir şey yoktu. Zaten saç kopuktu. Başlarken de gösterdik. O yüzden inandırıcı gelmedi yani yorumları bana. Kolaya kaçmadım. Sizin gibi olmadım. Olmam da. Saçı ama yapamamışsın. Kabul abi bak, et yani. Dibini kabul olmamış ediyorum. Yanlış dibini işte kabul ediyorum, tamam mı? Ve bu saç bekletemedim. Kopacak bir saçı hiçbir şekilde bir bakımla kurtaramazsın. Kopacak bir saç değil, kopuk bir saç diyeceksin. İşte kurtaramazsın. Makyajla ilgili de bir görüşme lazım. Makyajım güzel, dediğim gibi sadece hani aktı şu an biraz. Makyajda bir sıkıntı yok. Ya biz saçı böyle geldiğimizde hani çok... Ya zaten saçın üzüntüsünü ben tamamen yani modelimi dinledim. Mavi rengi çok seviyorumları ve dudamla lütfen mor istiyorum dedi. Saçın alt rengini gerçekten çok beğendim. Üstlerde o hata nasıl yapıldı bir iddialaşma uğruna. Lütfen bu yarışmada böyle iddialar yapmayın. Olan modelimize oluyor. Ya ben açıkçası tamamen modelimi oynadım bugün. Mustafa'nın yaptığını yaptım. Çünkü modelim ya bir yerden mutlu olmalıydı. Ben mavi istiyorum dedi. Benim gözlerime mavi, ben çok kullanıyorum dedi. Ve bir haftadır burada, ben ona hiç koyu ruj kullanmadım. Lütfen bana ruj kullan dedi. Rujunu da kendi beğendi. Bugün sadece makyaj olarak onu mutlu etmek istedim. Bence gayet güzel bir görüntü duruyor. Saçın umuyorum hatasını ya da yani hatalı demiyorum aslında, talihsizlik diyelim. Hani zaten orada yıpranmış bir saç varmış. Üzerine de böyle bir işlem olunca hani tuz biber olmuş. Tamamen saçı kaybetmişiz anladığım kadarıyla. Çok ben kopma olayını vesaire ben sadece hani renk olarak takılmıştım. Umuyorum biraz telafi etmişizdir. Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Peki en iyisi diğer yorumları alalım. Uğur devam etmek ister misin? Başlamışsın. Yok, devam edilecek bir şey kalmadı. Yani burada yanlış bir çalışma, yanlış bir teknik, yanlış bir işlem. Teknik kesimden bahsediyorsun, teknik boyadan bahsediyorsun. Benim tekniğim teknik hepinizden renkten bahsediyorsun. Iyi. Bahsetmek değil mevzu. Benim uygulama tekniğim hepinizden iyi abi. Açık ve net. Ortada ya burada kimse kimseden şey iyi değil abi. Burada eğer i̇yi buraya yarışmaya kardeşim geldiysen iyi, iyi değilsin. Kolaya kardeşim kaçmıyorum. Bana sesini yükseltme. İyi değilsin. Bana sesini yükseltme. Ben de değilim. O da değil, o da değil, o da değil. Beni kimseyle burada bir iyi varsa bana bir dakika. Bana tekniği sallama. Bana sesini yükseltme. Bak burada bir iyi varsa bak orada oturuyor. Bir iyi o. O kadar. Adnan Serter burada en iyisi diyebiliriz. Tamam. Hoca bir soru sordu. Niye bize bilemedin? Bilmiyorum abi. Abi bilmediğin değilsin. Bilmediğim bir dili niye çevireyim? Bilmiyorum. Saçın yapısını bilmiyorsun işte. Bilmiyorum abi. Saçın yapısını bilmiyorsan iyiyim değil ama mi? Ama uygulamayı biliyorum. Abi bak saçın yapısını bilmiyorsan. Ben okulda büyümedim. Ben herhangi bir akademik eğitim almadım. Ben bunları yapmadım.
Ben de almadım. Ben çıraklığımdan beri ben çalışıyorum. Ben akademik eğitim almadım. İşte gidiyorum öğreniyorum abi her taraftan. Tamam senin kitap okumaya vaktin olmuş benim olmadı. Kitap okumadım. Gidiyorum hocalara soruyorum. Benim ustam ya da hocam da olmadı. Şimdi Suat burada bir işlem yaptın. Ben belki, de bunu kabul ediyorum belki ama dediğim gün, gibi. Bir saniye. Belki o gün söz geçmeseydi 15 volümle açabilirim diye. Belki bugün o saçı açmaz. Bir iddia vardı ortada. Belki bunun üzerinden açtın. Belki açmadın ya da açmak istemedin de her neyse. Ama yanlış bir çalışma olduğunu 15 volüm dedin. Az önceki yorumunda şunu yakaladım. 15 volüm dedin açabilirim çünkü burası çok sıcak dedin. 15 volüm az önce gözlerimle konuşurken de ortam sıcaklığı derisini yaktı vesaire dedin. Derisini yaktı demedim. Sıcaktan dayanamadı yıkadık dedin. İşte dayanamadı bak ama sen de sıcaktan açılabilire yordun. Yani. Şimdi bir pakette röflenin bekleyip ya da ombrenin bekleyip bir beyaz platin olması var. Bir de kendi halinde değil de ısıyla verdiğinde bir platin olma hali var. Biri kızarıyor, birisi beklerken de çok soft açılıyor. Nasıl 40 volümle girersen ombreye kızarır ama 30 volümle daha düşüne girersen platin alırsın. Ben şahsen böyle yapıyorum ve böyle çalışıyorum. Bu yüzden senin o saçta 15-20 dakika beklettikten sonraki iyi ki yanmış ve yıkamışsın. Az önceki dediğim olay o. İyi yaptın. Kaybettin makasımı alayım. Kaybettin. Bunu kabul et. Evet ben orada 9 ton değil 11 ton görüp üzerinde bu turuncuyu görseydim sesimi çıkarmazdım. En azından yapmaya çalıştın. Teşekkür ederim. Dilek'cim senle devam ediyoruz yorumlarını alalım. Ben makyaj kaşlarını çok beğendim. Bir tık daha hafif olsaymış yani renk tonu bir tık daha en azından net boyamışsın. Biraz daha hafif isterdim. Bir tık daha uzun isterdim ama kaşları boyadığına çok sevindim. Gözdeki mavi tonu da çok beğendim. Yani genel olarak aslında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Far tonunu beğendim. Yakıştırdım yani. Göz altları biraz sıkıntı olmuş. Yani yine artık sıcaktan da oluyor. Artık sürekli söylemek istemiyorum. Kaş rengini, ya kaş çizimini beğendim. Bir tık daha uzatman gerekiyordu. İki ton da açık kullanman gerekiyordu. Saç açıldığı için çünkü yüz bayağı soluk duruyor. Canlı tonlar kullanman ekstra hava kattı bence. Ellerine sağlık. Uğur, 10 senelik emektarım. Makas. Sözümün ereğim her zaman. Kendi seçsin bakalım. Belki alırım. 20 yıllık emektar seçecek. Yok, 10 sene en eskisi bu. Alırım. Makasa karşı bir zaafım var. Bırakır mısın? Evet. 10 sene. Teşekkür ederim. Unutma. İnşallah bir daha iddia kaybetmezsin. Hem saça yazık hem makasına. Mustafa yorumuna devam edelim. Önce Tuna başlayabilir mi? Peki tabii ki de. Göz altları bana çok mor geldi. Kapatamam mısın? Belki kapatıcınla alakalı bir şey. Göz altları mor ve çok çökük duruyor. Allığına baktığımda yine aynı şeyi görüyorum. Şamar gibi bir allık var. Çok net, çok keskin bir allık var. Çok fazla beğenemedim. Teşekkür ederiz. Özellikle net yaptım ki görünsün Mustafa'cığım diye. Mustafa'cığım yorumunu alalım. Suat arkadaşımız çok iddialıydı. Ve saçların diplerini 15 volümle açabileceğine inandı ve bununla alakalı bizimle iddiaya girdi. Biz hiçbir şekilde saçını açma taraftarı değildik çünkü 10 volüm bile kullanırsa o eski sarıların üstüne taştığı an o eski sarılarından itibaren kopmaya başlayacaktı saçların. Bir kuaför zaten bunun bilincinde olmalı. Hadi diyelim açtı, tam net açılmadığı için diplerine istediği rengi veremedi. Bence tam net açılmadığı için diplerine orada bir fon geçip biraz daha koyultabilirdi. En başa dönüyorum. Bence hiçbir şekilde açılmamalıydı. Uğur Bey'in de dediği gibi biraz renkler geçişleri düzeltip uçlarına istediği rengi uygulayabilirdi. Burada da basite kaçmak değil bu. Önemli olan tabii ki modelimizin saçını koparmamak, ağlatmamak benim görüşüm. Yani genel olarak beğenmedim. Çok fazla renk var ve bayağı da kopukluklar oluşmuş. Sadece de bir kötü saçım. Teşekkür ederiz. Özlemciğim, Hayatçığım yorumlarınızı alalım. Buyurun. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Kalıcı makyajda iddialısın. Bazen iddialı olduğumuz yerlerde böyle sonuçlar alabiliyoruz. Ben de dün eyeliner'ımda yaşadım bunu, kabul ettim. Sende de aynı evet. Şey olmuş. Farının rengini ben beğendim. Eğer kaşları olmasaydı bence göze daha da hoş gelecekti. Kirpik takmaya da bilirdin. Sadece bir rimel sürebilirdin. Kirpiklerimiz çok kısa. Dudağını o yüzden böyle göstermek uygun görmedim. Göz makyajıyla. Dudağı da hafif olabilirdi. Daha günlük bir makyaj olurdu. Bu kadar yorumum. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Hayatçığım yorumlarınızı ben alalım. Böyle genel baktığım zaman modeli
yaşlandığını görüyorum. Yani bu renk ona gitmemiş, çok soluk göstermiş yüzünü. O dibindeki koyuluk birazcık da olsa bir canlılık veriyordu modele. Sen yoğun bakımdaki saçı alıp fişini çektin. Ama en çok şunu merak ediyorum. İşinde iyisin. Hani bunun olmayacağını bile bile niye diretiyorsun? Ya normalde bekletirsem olurdu o saç. Nasıl? 20 dakika bekledi. Dediğim gibi sürekli yani, anlatmak da istemiyorum. Sen iddialı bir yarışmacısın. Risk almak istiyorsun. Ben risk almak istiyorum. Ama abi, risk alırken modellere gerçekten birazcık düşünmek lazım. Zaten i̇şte düşündüğüm kopuk için fazla kısa kesmedim. Kopuk bir saç. Keşke çok fazla risk almadan. Neyse, sen kısacık bir kesim yapardım. Kısacık bir kesim. Marjinal, baya baya kısa. Ondan sonra da istediğim saçı yapardım. Kısacık bir kesim ama dediğim yani kesim aşırı kısa. Belki sonra daha koyu olabilir miydi? Dibini bir koyulaştırabilirim. Olabilirdi. Belki öyle kurtarabilirdin. Teşekkür ederiz. Puanlarınızı alalım lütfen. Kaç? Niye? Oldu mu? İki. Bir. Ben sen saçabilir miyim? Tabii. Peki o zaman. Ben de bir makyaj yapayım. Beğendin mi aslında makyajımı? İlk defa beğendim. Tamam, iki ara. Hemen saçın hiç olmadığını düşünüyorum. Zaten yapamadı. Bunu da kabul ediyor. Makyajda zaten çok fazla kusur var. Göz, yanak, dudak. Ben kaşlar. Veriyorum. Ben de makyajdan bir. Bir bence. O zaman bir veriyorum. Eksi ver. Yanına da eksi çizim. Puanlarınızı yazdığınıza göre Adnan Bey, düşüncelerinizi, yorumunuzu almak istiyorum. Benim hayatta bir düsturum vardır. Sanattan bahsediyoruz. Bir şeyin sanat olabilmesi için 3 temel adım vardır. İlk önce bir işi doğru yapacaksınız. Sonra o işi iyi yapacaksınız. İyi usta olacaksınız. Sanat olmasını istiyorsanız yüreğinizden ve beyninizden bir şeyler katacaksınız. Dolayısıyla İlk adımda bir işi doğru yapmıyorsanız ikinci, üçüncü adımlar gelmez. Bu saça bu kadar riskli bir şeye girmemen gerekiyordu. Madem girdin, bakımlarını doğru yapman gerekiyordu. Sana teklif ettiler, sirke, limon tozu, bunları kullanman gerekiyordu. Madem girdin, bu kadar risk aldın, ona buna yarış etmekten, iddiaya girmekten işine odaklanamıyorsun. Ben de bu makası sana vermek için getirmiştim. Alırsın diye düşünüyordum. Ama benden alabileceğin bir tek... bu oldu. Bir. Ne diyeyim? Sebile'cim. Makyajla ilgili ne düşünüyorsun? Önce saçla da ilgili ne düşünüyorsun? Evet. Yani saçla ilgili... bu olay olduktan hemen sonra ben kuaför olmadığım halde aklıma çok pratik bir fikir geldi. Ve dedim keşke onu yapsa çünkü kurtarılabilir. Madem dipleri kızıl kaldı, hemen dibine çok moda bu birkaç senedir. Dipler siyah, eski hali vardı ya, siyahtan pembeye geçiş muhteşem olurdu. Hiç üzülme, çok kolay o tarz bir renklendirmeyle inanılmaz güzel olur. Çünkü pembenin tonuna bayıldım. Çok güzel. Sana da çok yakıştı gerçekten, suratını asma. Ayrıca makyajsız zaten çok güzelsin. Yalnız... senin gözlerin rengi yeşil mi, ela mı, mavi mi? Normalde benim gözlerim açık kahve. Şu anda benim gözlerim yeşil çünkü lens var. Ha, şu anda gözlerin yeşil. Bugünlük. Tamam. O zaman bugün şu ana göre değerlendirmek zorundayım. Üzgünüm Ceyda. Çünkü normalde eğer bu rengi uyguluyor olsaydın kahverengi gözüne olurdu. Ama arkadaşlarımın nasıl dikkatinden kaçtı bilmiyorum da... hani yeşile mavi, maviye mavi... ya bunlar... retro dediğimiz hani 70'lerde yapılan şeyler, göz rengi. Şimdi burada bugün özellikle başka bir zamanda editorial bir makyaj yaptığınızda konsept gereği sürebilirsiniz. Ama burada yüze göre makyaj yapıyoruz ya, hani izleyiciler de izlesin, fikir edinsin diye olmamış. Yani yeşile mavi
olmamış yine bakır tonları çalışabilirdin. Eğer mavi olduğu için gözleri mavi sürdüm dediğin için not olarak şey yazdım. Mavi ise mesela altın tonları, şeftali tonları, mercan tonları, ona hatta füme bile çok yakışabilirdi. Ama bu olmamış. Ya istediği kaşlar... için yaptım. Çünkü saçtan o kadar şeydik ki artık ya, dedim hani mavi seviyorsan mavi değil. Yani, kullanalım. Yani problemlerimiz sadece bir taneyle sınırlanmıyor. Sen dileği ne dinliyorsun? O kadar kaş, çok üzerime geldi ki 3 haftadır. Ama hiç ben sana kaştan puan verdim mi? Çünkü ben her zaman diyorum ki kaşta eğer evet siz kalıcı makyajda simetri yakalamaya çalışıyorsunuz doğru ama kaşlar hiç kimsenin birleşik değildir. Çok ünlü bir laf var. Kaşlar ikiz değildir. İki kız kardeştir. Yüze de güzel bir asimetri verir. Oradan insanların böyle farklılıkları ortaya çıkar, mimikleri vesaire. Eğer işte çok ayrıysa mesela onu birleştirmek için hile yapabilirsin ama birebir simetriye gerek yok. Şu an ne gibi gözüküyor biliyor musun? Sanki boya yapmak için şablonu koymuşum oraya. Sonra da boyamışım. Saç boyası. Hatta sizin silmeye çalıştığınız dövmeler var ya. Onun gibi duruyor. Ya ama şey rengi gerçekten karıştırdığım için bir kere de elime aldım. Sürede gidiyor dedim artık yapacak bir şey yok. Hani süreceği de açık rengi tekrar alıp sil baştan yapmak istemedim. Duydum onları zaten ama sonuçta bu bir yarışma. Farklı bir şey denemeye çalıştım. Tarzını da değiştirdim fark ettim. O yüzden de çok fazla puan kırmıyorum. Teşekkür ederim. Sebile Ölmez'den 3 puan aldınız. Gerçekten pembe çok yakıştı. Bu arada gerçekten o tonları çok güzel. Çizilme saç bu. Köklü sende hemen uzar. Suat harika bir bakım yapacak sana. Uğurluyoruz seni. Jüriden aldığımız puanı düşük buluyoruz çünkü orada bir emek vardı. Saç kopuktu diye bu benim üstüme atılmamalıydı. O yüzden yine de saygı duyuyoruz. Hayat ve Özlem'in modeli Fethiye geliyor. Fethiye kendine baksın. Evet beklediğim ton vardı. Evet saçım güzel olmuş gerçekten. Benim saçta su dalgası vardı dümdüz olmuş. Sahte. Saçlarımı çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Evet, kesimden sonra mutlu oldum. Makyajımı, gözlerimi gerçekten çok beğendim, dudaklarımı beğendim ama herhalde içeride beklediğimden dolayı bilmiyorum. Fondötenim çizgi çizgi olmuş. Onun dışında bir problem yok gibi bugün duruyor. Bugün de biz en son çıktık. Ondan olmuş. Onun dışında bir problem saç yok. Saç kabarmaya çok müsaitim. Beğendim genel olarak. Saçlarım kabarık olabilir. Şu an ben içeride terledim birazcık. Bunun dışında bir sorun yok. Pazartesi günü nasıl geldin? Bir görelim. Modeliniz memnun. Sizin yorumlarınızı alalım. Ya güzel bir değişim yaptığımı düşünüyorum. Zor bir saçla yarıştım bu hafta. Çok inatçı, çok kalın telli ve koyu bir saçla çalıştım. Bunun arkasına sığınmayacağım. Yapabileceğimin en kısa süresinde en iyi şekli verdiğimi düşünüyorum. Ben memnunum sonuçtan. En azından çabaladım. Koyu renge de vurmadım. Biraz renk kattım. Kestim de boyadım da ikna da ettim. Her enerjisini tamam de yükselttim. Tamam. Tamamız. Tamam. Özlem tamam mısınız? Tamamız. Yorumları bekliyoruz. Bugün bakalım. Biraz daha farklı çalıştım. Ceyda ne düşünüyor? Ben son lafından sonra tam oraya dönerken siz ismimi söylediniz. Biraz daha farklı ne çalıştın? Eyeliner kullanmadım. Dip liner uyguladım. Yani koyu o masanın o masada bir şey var herhalde. Toprak o masaya gelen herkes belli başlı renkleri böyle paletlerin önlerine alıyorlar. Asla o renklerin dışına çıkmıyorlar. Arkadaşım sen de hep aynı renkleri yapmaya başladın. Ben gerçekten bu biraz bu renge uygun gördüm. O yüzden yani ama bak, değişik yani hep, siz hep aynı. Farklı genel olarak tonlamalarım bu. Gözün ortasında bir açıklık sim, yanlarda hafif ya bordo ya siyah. Gözün ortasında göz bir sim, yanlar ya bordo ya siyah. Gözün ortasında açık bir sim. Sadece oralar değişiyor yani hani yan kısımlarını da bir değiştir. Tamamen farklı. Sadece eyeliner yok. Renkler, tonlamalar hepsi aynı arkadaşım. Ellerine, emeğine, yüreğine, gözüne sağlık. Suat seni dinliyoruz. Eline sağlık. Çalışma yapmaya çalışmışsın. Yani fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Zaten belli hatalar var. Elimden geldiği bu kadar diyorsun zaten. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Mustafa'cığım yorumunu alalım. Evet. Çok değişik bir çalışma olmuş. Ya bir balyaj atılmak istemiş saçı. Biraz daha tonlarını
açmak istemişler. Çok düzensiz öncelikle. Apayrı. Öndeki önde tam tersi olması gerekirken, yani önlerden bir blok düşmesi gerekirken tam tersi koyu düşmüş. Onun dışında Adnan Bey dün çok güzel bir tüyo verdi. Saçın taramasıyla alakalı. Saçı yine çok kötü bir şekilde taramış, fönlemiş. Bence hiç fönlemese, kendi dalgasıyla kurutup dağıtsa bence bu renkte de çok daha güzel duracaktı. Açıkçası beğendim. Peki. Tuna, nasıl buldun makyajı? Nasıl buldun makyajı? Aslında benim söylemek istediğim birçok şeyi Ceyda arkadaşım söyledi. Yani kendini tekrarlamaktan başka yaptığın hiçbir şey yok. Dipler siyah, ortalar birazcık daha açık. Günlerdir kendini tekrarlıyorsun. Söylenecek çok bir şey yok aslında. Beğenemedim. Teşekkürler. Uğur, nasıl buldun değişimi? Burada 2 saatte yapılabilecek en iyi saçı yapmışsınız. Elinize sağlık. Modeli de çok yakışmış. Gayet de hoş olmuş. En azından dün kesimden dolayı çok üzgündü. Bugün biraz üzgündü. Teşekkür ederiz. Dilekçi makyajla ilgili yorumlarını alalım. Kendini tekrarladığını düşünüyorum ben yine diğer arkadaşlar gibi. Bir önceki gün de aynı şekilde obje ve şov makyajımızda da aynı ton, biraz daha yoğunu ve aynı sim, yani o şekildeydi. Ben sim aynı olduğunu düşünmüyorum. Diğerlerinde gelsin, zaten gölgelendirme şeklini beğeniyorum zaten. Sen ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Puanlarınızı alalım. Hiçbir şey demiyorum, sana bıraktım. Aynen abi. Bence artık de her şey. Her şey ortada. Verdiğimiz puan belli bence. Kesinlikle kendini tekrarlamaktan başka hiçbir şey yapmıyorum makyaj konusunda. Saç inan sıfır olsa sıfır vereceğim, ama sıfır olmadığı için bir vermek istiyorum. Kesinlikle bir vereceğim. Üç ver. Gel iki üç. Hepsini sırayla gitti böyle. Adnan Bey, nasıl buldunuz değişimi? Hayatın modelinin zorluğu, saçının zorluğunu hepimiz burada bir hafta boyunca izledik. Değişik bir şey, yani nasıl söyleyeyim, yorumlarken çok zorlandım. Bakıyorum, çok değişik bir şey mi yaptı? Hayır. Kötü bir şey mi yaptı? Hayır. Çok güzel bir şey mi yaptı? Hayır. Çok iyi bir şey mi yaptı? Hayır. Yani çok ortalama geldi bana. Ama saç o kadar zor ki, zaman o kadar kısa ki, bunu bu kadar zor bir zaman saçı bu hale getirdiği için ben ortalamanın üstünde değerlendirmek istiyorum bugün hayatı. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Adnan Serter'den 4 puan aldınız. Bakalım Sebile Ölmez nasıl değerlendirecek? Bugün bu makyajla, dün yaptığınla da konsept uymamasına rağmen Özlem Kurt makyajının, o Arap makyajının dışına çıkabildiğini, çıktığında da sadece fırçayla çok güzel homojen geçişler yapabildiğini gördüm. Göz makyajına bayıldım. Gözü küçük zaten, göz kapağının üzerine aydınlık renkler kullanarak yani kullanmana bayıldım. Tekrar konusuna, yani bugün özellikle ben yüze uygun makyajı değerlendiriyorum. Sadece başlangıç renginde hep aynı olduğu için ben de ondan korkuyorum. Özellikle bu konuda uyarmak istiyorum. Hep bir pembeyle bir gölgeyle başlıyorsun. Şeftali tonlarını seviyorsun, kullanıyorsun ama farklı renklerde. Şimdi Ceyda okulunda içinizde en farklı, en başından beri her seferinde ilk başta Dilek'ti. Sonrasında Ceyda gerçekten her seferinde teknik ve gölgeleme olarak kullandığı renklerle de şeyi, kendini bayağı bir değiştirdi. Sadece bir tane eksik görüyorum. Kaşlar, şimdi yüz yuvarlak, kontürü çok güzel yaptın. Ama kaşlar da yuvarlak olduğu için onu birazcık kavislendirmeni beklerdim. Daha kavisli yapsaydın eğer, çok o birazcık hattını şey yapardı. Ama söyleyecek bir şeyim yok. Makyajım 5. Yüzüne uygun bir makyaj oldu. Teşekkürler. Sebile Ölmez'den 5 puan aldınız. Tebrik ederiz. Seni uğurluyoruz. Teşekkürler. Ben Özlem Kurt. Bugün Sebil Hanım'dan 5 puan aldım ve herkese Makeup Özlem Kurt'un tek tip makyaj yapmadığını kanıtlamış oldum. Heyecanla bekliyorsunuz biliyorum ama atladım. Bir destek videomuz var. Mustafa'ya bir destek videosu geldi. Onların ilk haftası, izleyelim. Aa, çok şaşkınım şu an. Herkese merhaba.
Bu soru ve siz zaten dünyanın en iyi kuaförüsünüz. Bunu tartışmaya gerek yok. Yarışmada da en iyisi olacaksınız. Ekibimiz olarak destekliyoruz. Çok kralısın Mustafa şu an. Çok sevindim. Moralleri bozmuyoruz. Yaptığınız saçlardan, makyajlardan gayet eminsiniz. Bakalım sonuç ne olacak? 10 bin lirayı ve Sebile Ölmez'in sürpriz hediyesini kim kazanacak? Az sonra. Sonuçlar elimde. Çok heyecanlısınız biliyorum. 10 bin liralık büyük ödülün sahibi. Haftanın birincisi. Kuaförüm sensin de bu güzel cuma gününde. Bakalım kim birinci oldu, kim bize veda edecek? Sonuçlar elimde. Çok heyecanlısınız biliyorum. Çok zor, çok yorucu, neşeli, rekabet dolu bir haftayı geride bıraktık. İlk önce haftanın sonuncusunu açıklayacağım. Topladığı puanlarla bu hafta onlara çok alışmış olsak da bize veda edecek takım. Suat ve Ceyda. Yani şaşırmadık. Beklediğimiz bir sonuçtu. Bu hafta zaten birçok aksilikler yaşadık saçla, makyajla alakalı. Bir yandan da iyi oldu, sezonda açılmıştı artık, dükkanlar bizi bekler. Aynen. Ama arkadaşları, yapımdakileri, herkesi gerçekten çok çok özleyeceğiz. Jürimizi de tekrar tekrar teşekkür ederim. Bize ekstradan birçok şey öğretip kattıkları için. Aynen öyle. Sizi zaten çok özleyeceğiz. Ya yani çok mutlu da değiliz, çok mutsuz da değiliz. İnanılmaz böyle arada bir duygu ben yaşıyoruz. Ya. Herkese vallahi çok çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmeye devam edeceğinizi düşünüyorum kesinlikle zaten. Evet, kesinlikle. Herkese tek tek görüşeceğim. Herkese tek tek salonlarına gideceğim. Arkadaşlarınıza? Tabii ki. O zaman ilk geldiğimiz haftayla başlayayım. Eğlendik çünkü ben mutluyum şu an. Çünkü genelde yetenekli insanlar sevinmez ve her yarışmada eleniriz. O yüzden çok mutluyum. Çünkü ben hepsinden yetenekliyim. İşin gerçeği bu. Evet, biz bugün elendik. Bir yanımız buruk, bir yanımız mutlu. Mutluluğumuz şu şekilde, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. İş yerlerimize döneceğiz. Tamamen sezon açıldığı için, bizim de işlerimiz yoğunlaşacağı için. Çok mutsuzuz. Ekip arkadaşlarımızdan, buradaki diğer yarışmacılardan ayrıldığımız için ve bu atmosferi bırakıp gideceğimiz için mutsuzuz. Bir de buradan gerçekten bunu izlesinler. Ekip arkadaşlarıma, diğer rakiplerime söylüyorum. Biraz daha adaletli olun. Lütfen biraz daha adaletli olun. Peki o zaman haftanın üçüncü olan takımı bize veda etmeyecek ama şansını zorladı. Haftanın üçüncü olan takımı Mustafa ve Tuna. Ne hissediyorsunuz? Bekliyor yani, muydunuz? Yani bekliyorduk. Hatta sonuncu olmayı bile bekledik. Çünkü bizim burada yaptıklarımız, arkadaşlarımızın farklı yorumları. Ama ben doğru şeyi yaptığımızı inanıyorum. Doğru şeyi yaptığımıza inanıyorum. Onun savunmasını halen yapabilirim. Ama beklediğim bir sonuçtu. Normal karşılıyorum. Bu hafta üçüncü olduk. Evet, ama ortada çok garip bir şey oldu. Yani jürilerimizden çok iyi puanlar, çok iyi yorumlar almamıza rağmen yarışmacı arkadaşlarımız sanırım yine tekrar söyleyeceğim bir koalisyon kurdular.
Bu haftanın gidecekleri sanki belliymiş gibi de geri kalanlara yüksek puanlar verdiler. Ben onların bir oyun oynadığını düşünüyorum. Üçüncü olduğumuzu kesinlikle hak etmiyorum. Haftanın birincisi. 10 bin liralık büyük ödülün sahibi. Ay artık sinirim bozuldu. Ben değilim yine. Uğur ve Direk. Evet. Ay Uğur yine yıktım ya. Sakin ol şampiyon. 4 haftada 3 liderlik. tamam herkesin sakin ol. Kuaförüm sensin de bu haftanın da birincisi demek durumundayım bu hafta için. Bakalım önümüzdeki hafta ne olacak. Uğur ve Dilek oldu efendim. 10 bin liralık büyük ödülü almak için sizi yanıma davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. 4 haftanın üçünde birinci oldular efendim. Takdim ediyorum. Üstelik kazandıkları ödülü hep... Aynen. Çok hayırlı işlere kullandılar. Her zaman da öyle olacakmış. Efendim harikasınız. Elinize kolunuza sağlık. Ayrıca çok şanslısınız. Çünkü... Ben ondaydım zaten. Sevinelim. Seni davet ediyoruz. Dileğin gözü haftanın başından beri Sebri Hanım'ın hediyesindeydi. Bunu ben takmak istiyorum diyeceğim. Çünkü gerçekten hak ediyorsun ki... Birinci oluyorsun. Çok teşekkür ederim. Burada herkes kraliçeyim dedi. Ama gerçek bir prenses gibi davranmanı bekliyorum artık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ve bir makyaj sanatçısının, makyaj artistinin en büyük silahı fırçaları. Hiçbir zaman doyamazlar fırçaya. Her zaman kullanabileceğin birbirinden güzel fırçalar umarım. Severek kullanırsın. Ya, uğurlu gelsin. Suat, Ceyda 46 puan, Mustafa Tuna 56 puan, Hayat Özlem 60 puan, Uğur Dilek 77 puan. Bugün yine yeniden her zamanda olacağı gibi haftanın birincisi olduk. Mutluyuz, gururluyuz. Ne mutlu ki bize. Çok mutluyuz. Gururla ben de bu taçı aldım. Jürimizin değerli hediyesini de takdim aldım. Benim için çok gurur verici. Bizleri bu hediyeye layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Geçen hafta üçüncü olduk. Bu hafta ikinci. Önümüzdeki hafta birinci olacağız. Efendim sizleri de alalım. Hadi hep beraber haftayı kapatalım. Harika bir hafta getirdik. Jürimize çok teşekkür ediyoruz. Siz de alalım mı? Çok teşekkür ederiz. Hep beraber o zaman haftaya kadar bizimle kalın. El sallayalım. Kuaförüm sensinden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin. Sensin, kuaförüm sensin. Serkan ve Zeynep'i davet ediyoruz efendim. Trakya'nın kuaförleri temsilen inşallah. Değil mi aşkım, söylesene. Kalfan mı o benim? Şu an patronun gibi ama. Ah, Cem göz çok be ya. Çok eğleneceğiz, gerçekten çok eğleneceğiz. Show TV ekranlarında kıpır kıpır bir pazartesideyiz. Çok beğendim. Kullanılan tonlar çok soğuk geldi bana. Saçıma bayıldım. Siz bunu bizim memlekette bir yerde bu nişan saçı diye bunu gönderin. İnanın var ya sizi kuaförü basarlar. Saçımı hiç beğenmedim. O tepedeki sünger ne yapıyor orada? Yaptığın saç seçimi için bir şey söylüyor. Ya benim öyle bir yorum yaptı ki bana şaheser verecek sandım ya. Ay çok güzel olmuş. Hayatının hatası yok. Gelelim sınav sonuçlarına. Bir umudumuz var. Ya onu söylemezsen bitireceksin onu ya. 15 puanla birinci olan takım